Edis doğayı üzmeyi bırakacak mı? Edis sonra doğayı kelepçeleyip yatağa bağlıyor. Bana sarılması neden bu kadar güvenli hissetmemi sağlamıştı? İşte doğanın dudağına çok yakın bir yeri öpmeye başlıyormuş. Sonra daha tepki herkes geldi. Kutay, Gökalp, Egemen, Yeliz, Sıla hepsi burada. Doğa Ediz'i unutabilecek mi ablam? Doğa hamile. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Serhat. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğimiz Nobel Barış Ödülü nominated kitabımız Yabancı Şahmeran'la birlikteyiz. Doğa Ediz'i unutabilecek mi? Kendisi bir arkadaşım, hep pençeleri altında onun üzülüyor. Unutabilecek mi? Bakalım. Bekle diyor kartı. Maalesef şimdilik unutmayacak. Hayatı kendine zindan etmeye devam edecek diyor kartım. Kitabım kapağı koptuğu için özür dilerim tekrardan. Seri izleyen herkesin en yakın arkadaşından. Uzun bir süre oldu bu 3. bölümü çekeli. Ayrıca yeni yılınızı çok kutlarım. Gerçi yeni yıla gireli bayağı oluyor ama umarım güzel geçiyordur yeni yılınız. Bakın ben kocaman bir kardan adam kupasıyla geldim yanınıza. Oynama. Ayrıca bugün ki bu en güzel haber bu video ile ilgili. Bize eşlik eden birisi var. Reiner dışında. Kalıcı bir üye değil maalesef. Muhtemelen sadece bu video boyunca olacak bizimle birlikte. Ama hemen tanıştırayım sizinle. Mecnun. Çok salak bir kedi sizden. Ne? Battaniye mi? O kadar uyuyor ki. Aile fotoğrafı çekilmeye gidelim Reiner ben. No. Arkadaşım Nergis Ankara'ya gitti bir haftalığına. O sırada biz bakıyoruz ama yaşadığımız mental zorluklarda Mecnun bize eşlik edecek. Çünkü terapiste paramız yetmiyor. Öyle benim hayatımdaki gelişmeler bu şekilde. Umarım siz de iyisinizdir. Mecnun oynuyor. Aynen üstüne oturuyor. Allah'ım. Gel hadi, gelmek istiyorsun sen. Gel bakayım. Bir aile olduk biz. Hiç alakası olmayan birisi izleyince muhtemelen diyordu ki bu ne ya? Tam bir psikoanalize uygun bir seri bu benim. Mental sağlığımın çöküşünü her geçen bölümde görebiliyoruz böyle. Saçlarım şu anda güzel gözükseydi kendim kestiğini söyleyebilirdim ama övünemiyorum. Bu seriyle ilgili belki de gelebilecek en büyük haberle geldim. Öznur Yıldırım, Yabancı serisinin yazarı, benim videolarımı görmüş ve beğenmiş, komik bulmuş. Yani ne? Çok şaşırdım. Üçüncü kitabının kapağının yayınlanması üzerine soru cevap canlı yayını yapıyordu. Çok uzun bir cümle oldu. O sırada birisi sordu işte benim videolarımı izliyor mu diye. Ve ilk bölümü izlediğini ve beğendiğini söyledi. Son gündemde olan yabancı videosu. Hangisi? Hayatım videosu. Hani çocuk var ya, hani böyle pano gibi bir şey koymuş onun üzerine. Aynen. Oğlum ben sanırım ilk bölümde aynen biraz ona bakmıştım ve çok da gülmüştüm bu arada, çok komikti. Ama sonralarını izlemedim, devamını izlemedim. Ama çok komikti o ya. İnanılmaz gülmüştüm. Tek kısımda çok gülmüştüm. Umay, Ediz ve Doğan'ın arabada bir sahnesinde bir tane fotoğraf koymuştu. O kadar çok gülmüştü komik biri. Teşekkür ederim beğendiği için. Tablomuzda çok yeni gelişmeler yok maalesef. Sadece burada ve burada iki yeni kartımız var. Ben her bu tabloyu buraya getirdiğimdeki girdiğim öğretmen hislerini anlatamam. Bu benim gururumdur ya. Ben bunda çok gurur duyuyorum. Şimdi en son Doğa Kutay'ı izlemeye yarışa gitti. Ama Ediz geldi. Ediz'le birlikte yarıştılar. Sonra Ediz iyi polisler bastı. Polisler Ediz'i omzundan vurdu. Doğa arabayı sürerek yarış arabasını polisleri atlattı. Ailesi polis ve ailesine dönmeye çalışıyor. Ve sonra eve gitti. Emir kanıyor. Öleceksin adından. Boyunca diş ipi var. Diş ipi mi? Dikemem kolunu ben. Allah kahretsin. Gerçekten senden nefret ediyorum. Beni çok seviyorsun. Buradayız. Ona göre haberiniz olsun. Merhaba. Özür dilerim, bölümlere geçemedik. İleri bir tarihten geliyorum.
Videoya ve seriye devam etmeden önce bu kısmı yapmayı gerekli olduğunu düşünüyorum. Birkaç gündür bazı olaylar yaşanıyor ve hem netlik kazandırmak hem de sizin de bilmenizi istiyorum böyle bir şeyin yaşandığını. Ya şimdi bana bu çok komik geliyor. Belki de biraz benim hatam, bunu daha net bir şekilde üstüne basarak söylemeliydim ama şimdi şöyle düşünüyordum. Hala da düşünüyorum bir yandan. Kitapta ciddiye alınıp eleştirilmesi gereken yerler dışında, çünkü hani doğaya davranılan ve normalleştirilen bazı davranışların ciddi bir şekilde ele alınması lazım. Oralarda zaten hani dalga geçmiyorum. Orada ciddi olduğumda anlaşılıyordur kesinlikle. Bunların dışında 4 saatlik adını Feriha koyduğundan karakter alıp yabancı kitabına implement ediyorum. Canlandırıyorum ve yani 4 saatlik bir serinin 4 saat boyunca dediklerimin yüzde kaçı ciddi de bu dediklerim ciddiye alınıyor. Hani nasıl benim gerçekten bunları düşündüğüm, ciddi bir şekilde söylediğimi düşünen insanlar oldu, onu çok anlamıyorum. Işık tutarsanız da sevinirim. Hani gerçekten belli mi edemedim? Ya ben bir bölümde, ikinci mi üçüncü mü bölümde mi? Kitabımın kapağı koptu. Özürden şimdi nasıl imza alacağım demiştim. Dediğim tarzın bu arada kitabıma nazar değdi. Kitabın kapağı koptu. Ben bunu nasıl gidip imzalatacağım şimdi Özgür abi? Ambulans, ambulans. Abi Elis çevren tanıyor musun acaba avukatını da? Yok kardeşim, duymadım hiç. İmza gününe gidecek olsam o şekilde söylemezdim. Benim bunu demem üzerine ama o kadar fazla yorum aldım. Serhat işte sen böyle dedin ama nasıl gidersem özünü eleştiriyor gibi gösteriyorsun ama imza günlerine gitmek istiyorsun, böyle yapmak istiyorsun. Sonra daha da korkunç diyeceğim, yani garibi. İsmini vermek istemiyorum bu arada kesinlikle. Kimseyi spot ışığına çıkarmak istemem. Yani bana yapılıyor bu. Benim yerime, benim ağzımdan laf söyletiliyor çünkü. Birisi Öznur'a yazmış, yabancının yazarına, diyor ki Serhat işte senin çok büyük fanın. O videoyu izlemeni öneririm. Senin çok büyük fanınmış. İmza gününe gelmeyi çok istiyormuş ama işte korkuyormuş. Abi ne zaman dedim ben bunu? Hani o videoları izleyip nasıl benim Özgür'ün büyük fanı olduğumu düşünebilir bir insan? Bu arada bu drama olduğu için aslında özür videosu mu çekmeliydim böyle? Daha çok dikkat edeceğim böyle şeylerle ve net olmaya çalışacağım. Yani nerede onu desteklediğimi söyle. Ya illa küfür mü etmem lazım onu desteklemediğimi belli etmek için? Ben o kadar yanlış yere eleştirir miydim eğer Özgür'ün destekçisi olsam yani? Arkadaşlar ciddi olmadığım çok belli gibi hissediyorum ama bir yandan da değilse... Netleştirmek istiyorum burada, hani Özgür'ün hayranı değilim. Ben sadece kitaplarını okuyup yanlış gördüğüm kısmını eleştiriyorum. Ve ayrıca hani yani bu seri böyle ciddiye alınarak izlenilmesi gereken bir seri değil. Burada yani gördüğünüz üzere ben videoların yarısında Selahattin Paşalı'yı övüyorum. Yani benim bu videoda yaptığım tek şey bu. Yani lütfen. Ayrıca çok kötü bir his. Yani ben demediğim bir şey sanki demişim gibi bunun Özgür'e iletilmesi. Ne demek? Ne diyebilirim başka bu konuyla ilgili? Çok garip bir konu çünkü. Ben... Özgür'ü desteklemediğim belli bence gayet. Çünkü hani Ediz'in ne kadar güzelleştirdiğini ve doğaya ne kadar zararlı bir kitap olduğunu, sürekli Ediz'in affedilmesi ne kadar yanlış olduğunu her bölüm üstüne basa basa diyorum. Özgür'ü savunmadığım. Sebep olduğu zarar belli. İnsanlara o kadar büyük bir etkisi var. Gerçekten benim o dediğime bu kadar ciddiye alınıyorsa Özgür'ün bu dedikleri niye bu kadar ciddiye alınmıyor? Aşk olmadığını söyleyemem kitapta. Ediz'i yıllarca boşuna savunmadım ben. Kitabın yazarı sensin. İstersen Ediz'in içine şeytan girmiş yaparsın. Finalinde şeytan içinden çıkar, Ediz masum olur. Yani kitabın yazarı sensin. İstediğin her şeyi yapabilirsin bu kitaba. O yüzden bu dediği ne demek biliyor musunuz? Siz ne yaparsanız yapın, ne isterseniz isteyin, o çocuk haklı olacak. Yani ben o çocuğu boşuna savunmadım. Abi istediğin neyse o olacak. Konu senin Ediz'i savunman değil. Konu karakterin düşünce yapısının yanlış olduğunu okuyucuya vermek. Kötü olduğunu ve bunun doğru olmadığını geçirmen lazım. Abi yoksa al istediğin gibi doğayı öldürsün yani. Kitapta bitsin o şekilde. Senin elinde. Ama yani ben Ediz'i boşuna savunmadım. Ediz'le gurur duyuyorum. Ediz'in savun... Ne yapayım yaralıysa? Yani doğaya yaptıkları şey mi? Orada babası mı dövmesin? Doğaya bir daha birisi vurduğunda, Ediz vurduğunda bir beteri var ama hiç şey yapmayalım mı diyelim yani? Çok da uzatıp bölümü sizi geri tutmak istemiyorum. Sizi geri bırakıyorum videoya. Teşekkür ederim. Benim bu rantımı dinlediğiniz için ama böyle çok bu olaylar yaşanıyor. Ben böyle nasıl yani? Kusura bakmayın. Evet. İmza gününe gidemediğim. Artık iznim yok. Kapağı koptuğu için imza gününe gitmeye korktum. Ciddi demiyorum. Yabancımıza devam edebiliriz. 16. bölüm. Doğa... Sizin muhtemelen bu tabloya bakıp ilk bölümden beri olan ama üstüne çok durmadığımız ama şu an vaktinin gelen kartımızla... Hay nasıl bir cümle oldu bu? Bir dakika baştan alacağım. Kısacası bu kart ilk bölümden beri burada ama üstüne daha yeni değiniyoruz. Okey, tamam. Adet. Doğan'ın period vakti. Bu bölüme ne zaman geleceğimizi çok merak ediyordum.
Hadi bakalım, hakkımızda hayırlısı. Şimdi doğa endometriozis adında gebeliği zorlaştıran, hamile kalsabilir riskli bir dönem geçirmesine neden olacak. Her ay hastaneye yatma sebebi olan bir hastalığı varmış. Adet günlerini çok zorlaştırıyormuş. Ve çok büyük ağrıya sebep oluyormuş, işte kanamasını arttırıyormuş. Bundan bahsediyor bize ki bunu ilk Edis kaçırdığında da işte ah karnım falan yapmıştı. Orada bahsetmişti biraz, biz de orada o kartı açmıştık ama ben galiba editten kestim onu. O yüzden böyle bir anda açılıyor kart hiç bahsetmeden. Çok zor ya. Bir de mesela düşünsenize kaçırılmış kız yani. Hani abi normalde her ay böyle bir şey yaşasam psikolojim kaldıramazdı bu hastalıkla. Bir de kaçırıldıktan sonra doğayı hayal bile edemiyorum yani. Çok zor bir durum. Çok kötü bir durum. Tabii ki ama Ediz'e bu durumu anlatamayacağını düşünüyor. Ediz evde yokmuş. Evde de pedo olmadığı için doğana gidip alması lazım. Para almak için Ediz'in odasına giriyor. Sonra işte bir tane kutu buluyor. Kutunun içinde para var. Ve o kutuyu alayım derken böyle bir şeyleri deviriyor. Ve böyle bir başka kutudan doğanın binlerce değil böyle onlarca fotoğrafı çıkıyor. Ediz'in doğayı stalklarken veya işte stalklatırken çektirdiği fotoğraflar. Doğa işte bakıyor kendisine. Yani kendi fotoğraflarına bakıyor. Ben o kadar korkardım ki böyle bir şey görsem. Abi yanında bu fotoğrafları niye taşıyor ve ne yapıyor bu fotoğraflarla? Bir kere kaçırmış artık zaten. Doğanın da buna tepkisi. Ediz beni yakalamıştı. Bunları hala neden saklıyordu ki? Doğa. Düşündüğün şey bu mu cidden bu momentta yani? Neyse sonra Doğa parayı alıp gidiyor markete yani. Ama çok utanıyor böyle, kasiyer erkek olduğu için işte cevap veremiyor, işte onun suratına bakamıyor. İşte daha tanımadığım bir adamdan bile utanıyor. Ediz fark etse yeri kendi ellerime kazır içine girerdim herhalde diyor. Neyse sonra Ediz gelmiş tabii ki Doğa markete gidip gelene kadar. Mesih gerçekten bu çocuk yani, tam zamanlaması bu kadar iyi olabilir mi? Doğa'nın 20 saat uyuduğu dönemde gelmedi de şimdi mi geliyor? Sonra böyle bir sorgulama sahnesi geçiyor, işte Ediz fotoğrafların ellendiğini anlıyor. Doğa diyor işte fotoğraflara bakmıyordum, işte sadece para aldım. Ediz de diyor para yerindeydi. Doğa diyor ama tabii ki açıklayamıyor çünkü utanıyor. Doğa'nın buradaki yükselişine bayılıyorum. Biraz para aldım ve markete gittim diye arkandan iş çeviriyor oldum öyle mi? Sana güvenmem için hiçbir sebep yok. Doğa da başlıyor. Bu konu üzerine bak, konuşulan konu Doğa'nın Ediz'den para alması. Ediz'in ona bir şey çevirdiğini düşünmesi ki çok normal yani, kızı kaçırmışsın. Bence Doğa'nın o parayı alıp kaçmaması garip olan şey bu durumda. İki yüzlüsün. Kime benziyorsun biliyor musun? Babama. Hatta benzemiyorsun. Onun tıpatıp aynısısın. İşine gelince nasıl da sakinsin. Dün yarışta da böyle üstüme gelseydin ya, seni beyinsiz. Arkandan iş çevirecek olsam arabayı bana verdiğin gibi polise teslim ederdim seni. O adamla bir olur seni dibe batırırdım. Duydun mu? Hangi adamla bir olup da beni dibe batırırdın? Okuldaki adamla. Yanılmamışım. Ne olduğunu anlat bana. Bana emir verme. Anlatmıyorum. Sonra işte Doğa yanından geçip yürümeye gidiyor ama tabii ki Ediz onu tutuyor ve tabii ki Doğa'nın böyle karnına bir anda bir ağrı saplandığı için böyle kasılıyor yerinde. Olduğu yeri siniyor. Doğa! Neler oluyor? Doğa! Geberiyor. Senden nefret ediyorum. Kes şunu da ne olduğunu söyle. Git başımdan. Seni bu halde bırakıp mı gideyim? Neyse sonra biz böyle bir tepe taklak yani taklalar atıyoruz. Doğa söylememek için çok inat ediyor çünkü çok utanıyor. Kız tabii ki anlıyor ve işte niye bana söylemedin? Bundan mı utanıyorsun? Gayet doğal bir durum. Beni daha fazla utandırmasan. Utanılacak bir durum yok. Senin için ne yapabilirim? Sonra Doğa yürüyemiyor. Ediz de onu taşıyıp odaya götürüyor o yüzden. Ediz'i Doğa'ya taşıtmak için bir fırsat değil de nedir bu Allah aşkına? Ben bir kız değilim. O yüzden bunu yaşamadığım için buna böyle ay bunlar utanılmaz, suç bunu yapma Doğa diyemem. Çünkü ben bunu yaşamadım ve özellikle genç erken yaşlarda ülkemizdeki bu dönem konusundaki algıdır, bakış açısıdır, insanların yargılayışıdır. Bunlardan ötürü insanların bundan sakınması veya utanması ilk özellikle küçük yaşlarda bence çok normal. Hani yetiştirilme tarzına göre. Bu biyolojik bir şey yani, kimsenin kontrol edebildiği, elinde olan bir şey değil. Yaşamadığım için bilemeyeceğim bir durum çünkü. Ben bu ülkede bir erkek olarak yetiştim. Bir kızın açısından bilemem yani. Türkiye'de bir kız olmak çok daha zor çünkü. Şu anda bir sorunum yok bununla. Birazdan geliyoruz. Ben sürekli ileri atıyorum ama geleceğiz. Sonra Doğa Ediz'e hastalığını anlatıyor. Rahatsızlığını anlatıyor işte ne kadar tehlikeli olduğunu. Hamile kalırsam düşük yapma ihtimalim var. Benim de ölme ihtimalim var diyor. Ediz de buna diyor ki kocan olacak adama gerçekten acıyorum. Evlilik bebekten mi ibaret ya? Niye acıyorsun kız? Kız hasta, niye kocasına acıyorsun? Mesela Topya'da yaşıyoruz diyelim. Tamam, Doğa'nın anlayışlı bir kocası var. Bu Doğa bu rahatsızlığından bahsediyor. Çocuk yapmamaya karar veriyorlar. Mutlu mutlu yaşıyorlar. Bu kadar yani. Ne demek? Yani çürük raporu mu çıktı Doğa'dan şimdi? Kocasına acınacak bir sebep. Bu kadın bozuk. Saçma sapan cümleler cidden. Sonra maalesef bu ve bunun ileride getireceği şeyler... Den ötürü maalesef diyorum. Ediz Doğa'nın yanına yatıyor. Tabii ki de beyefendi Mr. Grey, Fifty Shades of Grey filmindeki Mr. Grey gibi tişörtünü çıkarmadan uyumuyor. Yani insan
yanındakine saygıdan çıkarmaz. Hani yanımda kız var, acı içinde yatıyor. Ben bunu rahatsız etmeyeyim. Tişörtümü çıkar... Hani, gerçi ben ne diyorum ya, Ediz'den bahsediyoruz. Bunları düşünmeye bile gerek yok. Ediz internette araştırma yapmış bu konuyu ve sıcak tutulması gerektiği söylemişiz. Doğaya sarılıyor. Benim abimi öldürmeye çalışan, beni öldürmeye çalışan, beni kaçıran kişi bana sarılıp uyusa delirirdim orada. Abi gururum, yemin ediyorum gururum el vermezdi. Orada yani kalkıp atardım kendimi. Bana sarılması neden bu kadar güvenli hissetmemi sağlamıştı? Teşekkür ederim. Sanki sana iyilik yapıyormuşum gibi bana teşekkür edip durma. Kendim için yapıyordum. Ağlayarak uyumamı engelliyorsun. Küslük etmek zorunda mısın? Olmazsa olmaz güzelim. Bu da Ediz'in popüler lafıdır bu arada. Fix böyle Tumblr'da falan çok Wattpad'deki yorumlarda böyle herkes çok bu cümleyi her kullandığında böyle yorumlar 2000'e, 3000'e binlerce yorum oluyordu orada böyle. Millet bayılıyordu bu lafına. İşte sabah uyanıyor sonra Chobiki Ediz çok masum görünüyor. Sabah da ondan önce uyandım ama bunun sebebi bu sefer ağrı değil sıcaktı. Ediz bana sıkıca sarılmıştı. Sonra Doğa Ediz'in çok masum ve güzel gözüktüğünü düşünüp eliyle yüzünü okşamaya gidiyor. Fırsatçı. Ediz'in dudakları kıpırdayınca neredeyse çığlık atıyordum. Sen uyanık mıydın? 10 dakika önce su torbanı sıcak su doldurdum bayan zeka. Sonunda alıp sonunda konu değişikliğine gidiyoruz bir tık. Bu da Kutay'la ilgili olduğu için mutlu oldum biraz. İşte bir mesaj gelmiş. İşte Kutay akşama bir şey lazım mı yazmış. Hayır teşekkürler diye yaz. Akşam film gecesi yapıyoruz. Senin adına Kutay'ı ve birkaç kişiyi daha davet ettim. Halimi görmüyor musun? Ne nankör bir şey çıktın sen ya. Senin yüzüne hayatım asla yapmam dediğim şeyler yaptım dün. Anneannemi aradım ve sana yardımcı olabilmek için bir şeyler sordum. Ay, aferin dedi. Gerçekten helal olsun. Seni tebrik ederim ya. Anneannemi aradım diyor bir de. Kadının önünde kızı yerden yere vurup böyle sürüklediğin, işkence ettiğin kız. Bunu yaptıktan sonra gidip onu arayıp yardımcısı diye tebrik mi edeceğiz şimdi bir de seni? Sonra Ediz kahvaltı hazırlıyor ve Ediz'in hamar attığından bahsediyoruz. Babam hep annem gibi yaptığımı söylerdi. Onun elinden hiç yemedim ama babam hep öyle derdi diyor. Doğru diyor ki nedense ne zaman babam evi süz geçse Ediz'e karşı suçlu hissediyordum kendimi. Abi niye sen mi öldürdün babasını yani? Gittim durumu dolan sensin. O burada kaçırılan kişi sensin. Bir suçun yok, bir günahın yok. Samimiyet, muhabbetler, diyaloglar. Ben markete gidiyorum. İstediğin bir şey var mı? Baklava alır mısın? Baklava mı? Tabii benimle uyuyunca canım baklava çekti değil mi? Yet olur artık cidden. Bu arada bu cümleyi Wattpad'de okuduğum zaman hatırlıyorum ve burada millet delirmişti. Böyle fanatikliğin son sesi böyle ne kadar etkilenmişlerdi bu şakadan ve bu cümleden. Böyle revolutionary bir akım bu. İzdihama sebep olmuştu bu cümle bu arada. Bilmenizi istiyorum sadece, bu da bir throwback'tir. Evet, sonra akşam oluyor ve bir film gecesi başlıyor. Garip garip durumlar, eventler. Hava kararınca Ediz'in benim adıma davet ettiği herkes geldi. Kutay, Gökalp, Egemen, Yeliz, Sıla hepsi burada dedi. Başan da geldiğini görünce Ediz'e ters ters baktım. Evet, sonunda arkadaş grubumuz toplandı yine. En azından ben buraları seviyorum. Gökalp giriyor, Doğan'ın şirin terliklerine yorum yapıyor. Ayakkabılara baksın diye dalga geçti Gökalp. Bu ne hal, kurtarıcı meleğim dedi Egemen. Betim benzin sapsarı. Sonra Sıla geliyor, öyle bir geçer zamankideki aile. Ay geçmiş olsun hayatım, neyin var? Biraz üşütmüşüm. Aa dikkat et kendine dedi Kutay. Benimki geldi. Ardından Ediz'e döndü. Yarışta polise yakalanmak için yapmadığın kalmadı. Hareketlerin çok tehlikeliydi. Tek olsan hadi neyse de yanında Doğa da var. Doğa beni ilgilendirir. Seni değil. Hangi filmi izleyeceğiz? Dabbe Bir Cin Vakası. Ben Dabbe Bir Cin Vakası'ndan daha önce bahsetmedim mi? Sonra tabii ki horror movie, korku kitabı, Dabbe Bir Cin Vakası sahnemiz, fantastik Şahmeran versiyonu, Rihanna ve Lana Del Rey'in cover şarkısı anı geldi. Tam orada galiba Dabbe Bir Cin Vakası dedim. Enteresan bir tesadüf oldu. Hayatta izlemem ben onu. Korktun mu yoksa? Evet korktum. Biz buradayız. Eğlenceli olacak. Pekala. Şimdi kim nasıl oturuyor bakalım. Ben de şimdi canlandıramadım çünkü. Doğan'ın yanında Kutay. Kutay'ın yanında Gökalp. İkili koltukta Başak ve Ediz. Başak bacak bacak üstüne atmış. Bacağı Ediz'e değiriyormuş. Sıla Gökalp'in yanına oturmuş. Egemen ve Yeliz diğer üçlü koltukta oturuyormuş. Ama birbirlerine olabildiğince uzak duruyor. Bu odada kaç koltuk var? Yani... Aslında filmin genelinden korkmamıştım ama bazı sahnelerde Kutay'a yapıştım. Kutay kolunu omzuma atmıştı. Böylece korktuğum bir sahne olursa rahatlıkla yüzümü göğsüne saklayabiliyordum. Ah çok şanslısın Doğa. Kutay bıyık altından bana gülse de çaktırmamaya çalışıyordu. Odada korkan bir tek ben var. Ha bir de Sıla.
Sıla'yı hep unutuyoruz ya. Bahsetmesi de çok uzun sürmüştü. Baksana mesela Doğa diyor ki bir tek Korkan ben vardım. Aa bir de Sıla vardı, unuttum. Başak Ediz'e yılışıp duruyordu ama beni asıl şaşırtan bir ara Ediz'in ona dönüp göz kırpması oldu. Ya Doğa bunu nasıl yakaladı ya? Ben bu bir insan bunu nasıl görebilir? Böyle başka koltukta oturan film izliyorsunuz bir de. Doğa da tabii ki kıskançlık krizi geçiriyor burada. İşte Başak benim düşmanım da ama nasıl yapar bunu, işte yapmamalı falan diye böyle. Sonunda film bittiğinde derin bir nefes aldım. Bir an öleceksin sandım Doğa. Hadi bir şey yapalım dedi Yeliz. Şişe çevirmeceyi ne dersin diye bir öneri attı ortaya Sıla. Ve bence güzel fikir. Olabilir aslında. Bence ruh çağıralım. Ya Allah aşkına gitse annenin ruhunu çağırırız ya. Death to all of them. Afet Turu'ya saygısızlık etmem. Edemem. Çok pardon. Olmaz. Ben olayın şokunu atlatana kadar benimle uyumak zorunda kalırsın yoksa. Benimle de uyuyabilirsin dedi Kutay göz kırparak. Doğa bu noktadan sonra nasıl Kutay'ın Doğa'dan hoşlanmadığını düşünün. Benim Doğa Kutay'ı crushlıyor mu bilmiyorum ama benim crush'ım bana böyle bir şey dese ben var ya tüm dünyaya evliymişiz gibi anlatırdım. Hani bunu demesi hoşlanıyor okey yani olacaksınız siz demek. Oyunu Yeliz başlattı ve Gökalp ile Kutay arasında durdu şişe. Doğruluk mu cesaretlik mi? Diye sordu Kutay. Cesaret. Sıla'yı bizim önümüzde öp. Sıla anında kıpkırmızı olsa da ve benim de gözlerimi kaçırmama neden olacak şekilde Sıla'yı öptü. Abi. Ya Doğa ya. Ne o? Gözün mü korktu yoksa rahibe? Üzülüyorum Başak'ın karakterinin yine böyle çok yani kötü karakter yapılmasına. Şişe bu kez Egemin ile Başak arasında durdum. Doğruluk mu cesaret mi? Şu anda bu oyunu oynayanlar çift olsa kimle kim birlikte olmalıydı sence? Egemen herkesi tek tek göz gezdirdi. Tay ve Doğa bence çok yakışıyorlar. Ediz'le de Başak. Aynı sinirli bakışı ben de Başak'a attım. Karşılıklı kıskanma törenine geçtiler Ediz'le. Kutay'la Doğan'ın yakıştırılmasına Doğan'ın hiçbir düşüncesi, tepkisi olmaması bana çok garip geliyor. Hani ben bayağı bir Doğan'ın kişiliğine göre bir de çok utanırdım. Hiç bahsetmiyor bile Doğa burada. Sonra Ediz'le Doğa arasına duruyor şişe. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Dedi gözlerimi gözlerimden ayırmadan. Sonra Doğa başlıyor sorusunu sormaya. Ay bunu nasıl söyler ya? Bunu nasıl söylemeye cesaret eder? Neyse söyleyeyim de bileyim. Varsayalım baban öldürüldü ve babanın intikamını almak uğruna bir katil oldum. İntikam uğruna masum olduğunu bildiğini ama yine de intikam almak adına iyi bir malzeme olan birini öldürdüm. Pişmanlık duyup duymayacağımı merak ediyorsun? Cesedine ne yapacağını merak ediyorum. Ediz'in yüzündeki ifade dondu. Gerçekten merak et. Beni öldürse aileme mi gönderirdi? Ediz kendimden bahsettiğimi anlamıştı. Biz de Ahmet anlasın ya. Çocuk gerizekalı mı anlamasın ya. Bir adını vermedin Doğa cümlede. Onu gömmem bile. Bir ara atar yoluma bakarım. Masum olup olmaması umurumda değil. Çöp gibi yani. Gecenin geri kalanı saçmalıklarla geçti. Ben de odama çıktım. Gece olunca ağrı daha mı beter oluyordu yoksa bana mı öyle gelmişti? Çok ağrısı oluyor ve Doğa ağlamaya başlıyor. Ediz'in cesedin bir yolun kenarına attığını hayal ettim. Her zamanki muhteşem görünümle Ediz Allah'ım. Titriklandım ben de baya. Beni öylece atıp gidiş ve hayatına kaldığı yerden devam edişi. Bu garip bir şekilde bana acı vermişti. Acı verme sebebi de Doğan'ın öldürülmesi değil bu arada. Ediz'in Doğa'yı unutması. Sonra Ediz geliyor. İşte yine çok mu ağrıyor? İşte niye ağlıyorsun? Bana sarılınca ben de ona sarıldım. Lütfen diye düşündüm. Lütfen beni öldürdükten sonra sanki hiç var olmamışım gibi hayatına devam etme. Ve yine katilimin kolları arasında uykuya daldım. Ay Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir dualara şimdi şükür duası edeceğim. Şimdi bir Doğan'ın mentalitesine sahip olmadığım için. Abi bu birlikte uyuma olayı beni çok rahatsız ediyor. Etmeli de zaten ama yani adet konusu ve Doğan'ın bunu yaşayış şekli okey. Hani hiçbir sorunum yok. İşlenilmesi gereken de bir konu sonuçta. Doğa kaçırılmış yani orada bir aydan fazla kaldığı zaman olmayacak mı? Benim burada beni rahatsız eden bu durumun bunun bir plot device olarak kullanılması. Doğan'ın rahatsızlığı niye Ediz'le Doğa'yı yakınlaştıran bir event haline geliyor? Bu beni çok rahatsız ediyor. Aslında bir bakıma Doğan'ın adet olması Doğan'ın zorluklarını anlatmak için değil de Ediz'le Doğan'ın uyumasına bir bahane üretmek. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ve ben bunu düşünen tek kişi olduğumu gerçekten düşünmüyorum. Ama dediğim gibi ben bir erkeğim. Yani bunun tecrübesini, zorluklarını asla bilemem yani tam kapasitesiyle. Ama arkadaşım Beste bilebilir ve onu arayacağım. Beste TikTok'tan tanıştığım birisi. Kitap yorumları yapıyor ve harika TikTok'ları var, Instagram var. Mutlaka takip edin onu. Oradan tanıştık biz de. Ben çünkü kitap yorumlarını çok seviyordum. Ve kitap önerilerini takip ediyordum. Beste ile ilk buluşmamızda yabancı hakkında çok konuştuk. Çünkü ikimiz de hani Wattpad zamanında okumuştuk. İlk buluştuğumuz gün bahsettim. Hani yabancı hakkında video çekeceğimi söyledim ki bu yabancı videosunu çekmeden 1-2 ay önceydi. İlk ona söyledim bunu yapacağımı. O yüzden hani önemli birisi bu seri adına. Şimdi onu arayacağım.
arayacağımı veya soracağım soruyu önceden söylemedim. Yani tepkisini birlikte duyacağız ama şu anda saat geç. Saat gece 11. Tamam, şimdi beste yaz. Okey, çok heyecanlandım. En son böyle bir besteyle böyle bir tesadüfen bir barda karşılaşmıştık. Onun dışında birkaç mesaj dışında çok görüşmedik yani. Bizi tekrardan bir araya getiren şey yabancı yani. Alo. Beste, nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Müsait miydin? Sana bir şey soracaktım. Çok hızlı bir soru. Yabancı kitabıyla ilgili. Doğanın adeti Ediz'le doğayı yakınlaştırmak için kullanılıyor mu? Evet. Fiziksel olarak yakınlaştırmak için kullanılıyordu. Tamam. Teşekkür ederim. Sorun buydu sadece. Rica ederim. Sadece kavga ettik yönünde. Sonra bir gün sonrası işte Ediz ona yakınlaşsın diye böyle bir şey kurgu giriyordu. Olarak yakınlaşıyorlardı ve kavgaları bitiyordu yani. 17. bölüm Dilek. Başlangıcı bile problematik. Yine büyük, güzel betimlemelerle bölüme başlıyoruz böyle. İntikam, ölüm, acı, alev, her şeyle ilgili. Sıcak bir nefesin saçlarımın arasında süzüldüğünü hissedebiliyordum ve burnuma hoş bir koku geliyordu. Kafam hemen çenesinin altındaydı ve yüzümü onun teni kapatıyordum. Uzun boyluydum ama Ediz'in yanında dizlerimi karnıma çekince küçük bir kız çocuğu gibi kalıyordum. Doğa canım arkadaşım. Öylesin zaten. Yani çok üzücü bir durum. Neredeyse bir haftada beraber uyuyorduk ve varlığına o kadar alışmıştım ki aksini düşünemiyordum. Kokusuyla, sıcaklığıyla, nefretiyle. Nefretiyle. Uyurken yüzünde sahne alan duygularıyla. Ölümün noktalarından can bulan bir melodi gibiydi. Yılların bile yenemediği içimdeki o huzursuzluğu yok ediyordu. Daha bir ay olmadı galiba kaçıralı Doğa. Bir ay olmadı kaçıralı. Aksini düşünememek ne demek ya? Bir hafta birlikte uyumak ne demek? Beni çok korkutuyor. Ne olur yetodur artık. Doğa Ediz'i unutabilecek mi ablam? Doğa Ediz'i unutabilecek mi? Güzel bir aşkmış. Ama gitmiş. Ona bir teşekkür borcum vardı. Bir de pasta keselim Ediz'in uğruna. Seni kaçırdı bu çocuk yani Doğa. Hani kötü bir durumun içinde iyi bir şey yaptı diye ona teşekkür borcum. O seni kaçırmasa böyle bir durum içinde hiç olmayacaktın. Doğa Ediz'in bilgisayarını alıyor. Mutfağa gidip Ediz'e kahvaltı hazırlıyor. Sonra telefonu çalıyor. Arayan Kutay. Yaşasın. Çok mutlu oluyorum. Hem telefon sahnelerinde hem de Kutay'la olan sahnelerde çok mutlu oluyorum. İkisi bir arada olunca daha da mutlu oluyorum. Bakalım Kutay ne demeyi arıyor. Kesin şimdi yine böyle bir partidir. İste kesin öyle bir şey ya. Ben telefonu almalıyım ya. Kabın sarı olduğunu da farkındasınız değil mi? Umarım bu bilincinde olduğunuz bir durumdur. Çok spesifik bir kitle anlayacak bunu ama. Ediz ile Doğa ayrıca 5 günlük rapor almış hasta oldukları için. Efendim? Doğa, nasılsın? İyiyim, iyileştim. Sen nasılsın? Şimdi daha iyi. İyileştiysen Gedik ailesine düzenlenen projeye katılabilirsiniz sanırım. Proje mi? Öğretmenler son sınıfların katılmasını istiyor. Sınav stresini atmak için. Gelecek misiniz kampa? Sanmıyorum. Şimdi orada bir sürü böcek vardır. Ayrıca daha önce hiç kamp yapmadım. Hadi ama güzellik. Eğlenceli olacak. Hem herkes gelmeni istiyor. Bak. Ya arkadaşlar ne gerek vardı? Doğa, edebiyat sınavım benden, hadi gel kızım. Sigara, alkol, ne istersen gel bana Doğa. Ay hadi ama kız kıza takılırız işte. Doğa gel lütfen. Sizi seviyorum çocuklar. O zaman gel. Tamam, Ediz kabul ederse geliriz. Teşekkür ederim. Of, geliyormuş, tamam. Yazıklarım uğurlandı. O bu kadar büyük bir telefon konuşması beklemiyordum böyle. Böyle bir sahnenin bu kitapta olması çok alakasız yani. Çok tatlı. O found family, önceki bölümlerde bahsettiğimiz hani bu aile bulmadır, aile olmadır arkadaşlarla. Çok güzel ama böyle kızla daha okulda konuştukları süre bir hafta falan yani böyle bir. İşte Ediz geliyor, işte kahvaltı yemeye başlıyor. Doğa da böyle zeytinden mi penguen yapmış. Onu yerken Ediz geliyor. Ay Ediz'in sesini o kadar uzun süredir yapmıyorum ki. Bir an böyle alışılmışın dışında geldim. Penguen yapmak nereden aklına geldi sorabilir miyim? Çocuk musun sen? Bence gayet şekerler. Senin şeker şeylerle işin olmaz. Şeker şeylerle işin olsa pembeyi seversin. Eşcinsel kılıklı erkeklerin peşinde koşarsın. Meyve aromalı parlatıcılar sürer. Siyahtan uzak durursun. Siyah ne alaka böyle? Siyahtan uzak durursun. Bir şey diyeceğim. Tencere düş.
Tencere düşmesin, kapak düş tencereye yuvarlan. Öyle bir deyimimiz o. Ben tam yanlış söyledim ama Doğan'ın erkeklere sakız çiğneme yakıştırmamasıyla Ediz'in bunu söylemesi o kadar paralel ki anca bu kadar compatible olabilir iki insan. Allah'ım. Ah, böyle bir... Bu nasıl bir vizyonsuzluk ya? Bu nasıl bir insan ayrıştırmadır? Nerede? Bakın buna kesin uygun bir kartımız vardır. Yoksa şimdi ekleyeceğim. Cinsiyet rolleri 1. Feminizm soru işareti 2. Doğan'ın kişiliği böyle olup meyve arabalı parlatıcılar sürebilir yani. Bu ikisi zıt şeyler değil. Sonra alışveriş merkezine gidiyorlar. Ediz tabii ki böyle bir tanrı figürü olduğu için tüm kızlar peşinde. Herkes onu kesiyor, takip ediyor böyle bir ordu gibi. Sonra işte Doğa'yı sürükleyerek mağazaya sokuyor veya kıyafet bakıyorlar yani. Benim 10 üzeri 10 verdiğim aktivitedir ya. Doğa'ya kıyafet almışlar bir sürü. Maşallah, keşke beni de götürürse. Doğa'nın da aklındaki şey bu arada bu olaydan sonra da uyuyamayacak oldukları için birazcık hüzünlü ve bu aklını meşgul ediyor. Umarım olmadan uyuyabilirdim. Hem gerçekten saçmalamaya başlamıştım. Kim kendisini öldürmek isteyen birini alışkanlık haline getirirdi ki? Çok güzel bir soru Doğa. Çok güzel bir soru. Sonra Doğa böyle bir anekdot. Anekdot ne demek ya? Böyle... Doğa böyle konuşmaya başlıyor, işte ailesini anlatıyor, işte beni özlediler mi acaba diye Ediz'e anlatıyor. Ediz'e niye bana bunu anlatıyorsun falan diyor. Sonra Doğa diyor ki ben kütüphanede çalışıyordum. Burada seninle kaldığım süre boyunca oyalanacak bir şeyler yapmak istiyorum. Çok param var. Evdeki odalardan birini kütüphane yapabilir miyim? Ediz bana anlamını çözemediğim bir bakış attı. Çok mu istiyorsun? Evet. Umurumda değil. Çeneni kapalı tutup artık beni rahatsız etmeyeceksin. İstersen Antakya'yı bile kütüphaneye çevirebilirsin. Ne olur Allah'ım Diyanar kişisel gelişim bölümüne de gir. Ne olur Doğa. Canım arkadaşım, birkaç kitap bulalım, sana birlikte okuyalım ve güzel güzel vakit geçirelim o kütüphanede. Sonra da kaçalım buradan. Ne olur Doğan'ın böyle ben kaçacağımdan yardım edeyim. Sonra da bayağı kütüphane yapıyoruz yerleşkesi. Abla taşındın sen yani, kaçırılmadın. Şu anda taşındık biz oraya. Sonra yatma vakti gelince Ediz'in varlığı yatağa işlemişti ve uyku bana hakim olmak için önce onun varlığını bekliyordu. Ama alışmak zorundaydım. Bu çok saçmaydı. Bir iki gün zor olabilirdi ama elinin sonunda alışacaktım falan filan filan falan. Sonra Ediz de mutfağa inecekken Doğa'yı görüyor. Sen yatmadın mı hala? Dedi sinirli sinirli. Uyku tutmadı. Yarın başıma dert açmayı mı düşünüyorsun? Uykusuz bir şekilde dağda yürüyüp nasıl kamp yapacaksın? Madem uyumayacaksın ne diye kamp diye tutturursun ki? Aa pardon, alışveriş merkezinde kıyafet değil kamp ekipmanı almışlar. Özür dilerim, ben niye özür diliyorum? Ya her böyle alışverişe gittiklerinde sırf Doğa'ya çok mini bir elbise aldıkları için yine bağdaştırdım. Ne yapayım? Seninle uyumaya alıştığım için oldu. Bir iki güne geçer. Bakın, büyük konuşmak gibi olmasın. Başıma gelir de bir gün. Gerçi bu nasıl başıma gelir bilmiyorum ama. Biri beni kaçırsa, hadi böyle bu şekilde gelişti olaylar, tamam mı? Ona onunla uyumaya alıştığımı söylemektense giderken bir toprağın altına gömerdim yani. Ya bir insan bunu nasıl söylemeye utanmaz, çekinmez. O seni kaçırmış Doğa. O adam seni kaçırmış. Bilin bakalım ne oluyor? Odaya Ediz geliyor ve Doğa ile Ediz birlikte uyuyorlar. Bir an gülümsediğimi fark ettim. Bu gece de rahat bir uyku çekebilecektim. Allah'ım yardım et bana ya Rabbim, amin. Sonra sahne geçişi oluyor. Kampa gidiyoruz. Yanımızdan geçen Gökalp ve Sıla'nın peşine takıldım. Gökalp kolunu Sıla'nın omzuna atmıştı. Kubilay aka ve öyle bir geçer zamankideki Aylin. Bu arada çok spesifik bir detayı umarım fark etmişsinizdir. O mesela Kubilay aka ya, bu gerçek bir oyuncu. Ama Sıla öyle bir geçer zamankideki Aylin. Oyuncusu değil. Bunlar önemli detaylar. Onu unutmayalım lütfen. Mesela Atalay da oyuncusu değil. Adını Feriha koyduğumdaki Feriha'nın abisi. Olur, öyle hayal edin lütfen siz de. Ediz'le mi tartıştınız? Zor bir çocuk değil mi? İşin zor olmalı. Ama boş ver. Abi kardeş gibisinizdir zaten. Abi kardeş, özürüm bunu yazarken böyle diye yazdığına çok eminim. Böyle abi kardeş. Üstüne basa basa yani. Sorma. Ya bilmiyorum, Özgür çok seviyor böyle dışarıdan böyle olmadıkları bir şey gibi göstermek. İşte yok tartıştıklarını sevgili zannetmeleri, yok işte abi kardeş zannetmeleri. Herkes kendi arasında gülüşüp eğlenerek kamp alanına doğru yürüyordu. Bir ara gerçekten güldüğüm tek olay Egemen'in bir solucanı Başak'ın omzuna koyması olmuştu. Başak öyle bir çığlık attı ki ağaçlara konan bütün kuşlar sürü haline uçmaya başladı. Başımı iki yana sallayarak gülerken Egemen bana göz kırdı. Hani bir şey diyeceğim, Başak'ı savunmak gibi olmasın sürekli. Çünkü tek yaptığım o her Başak konusu açıldığında
ama Egemen bunu doğaya yapmış olsa doğa çok sinirlenirdi. Ben böyle bir notu bırakmak istiyorum buraya ama Başak yapılınca komik oluyor. Çünkü neden? Başak bizim kötü karakterimiz. İkimizin çadırında benim kurmam beklemiyorsun herhalde. Gel şuraya da yardım et. Kolum ağrıttığı için bir noktadan sonra pes ettim. Son olarak çadır Ediz'in başının üstüne düşünce Ediz beni yanımdan kovdu. İyi olmuş. Yeliz kim? Tamam. Hatta kamp ateş yakıyorlar ve ateşin etrafında oturup yemek yiyorlar. Ay, kampın en heyecanlı yanı korku hikayelerinin anlatılmasıdır. Ve hemen ardından yapılan saklambaç oyunu. Başak bunu sırıtarak söylemişti. Çocuklar, hava kararmışken böyle bir şey yapmanıza izin veremem, dedi Fatih Hoca. Hocam, bir şey olmaz, merak etmeyin. Söz, fazla uzaklaşmayacağız. Herkes ısrar edince kabul etmek zorunda kalmıştı. Başlıyorum. Bu anneannemin anlattığı bir hikayedir ve gerçek olduğuna inanıyor. Gerçek olduğuna inanıyor. Okey yani. İşte böyle bir kız ölmüş böyle. İnsanlar da hala öldüğü yere gittiğinde ormanda onu arkasında görüyorlarmış. İşte çığlıklarını duyuyormuş falan diye böyle bir hikaye anlatıyor. Egemen anlattıkça kulaklarımı kapatma isteği güçlendi. Artık kamp ateşinin gölgesi bile korkunç geliyordu bana. Fıla kim? Ay ya, çok korkuyorum. Asıl korkan doğa oldu bence, diye atladı Başak. Geçen film izlerken de ödü kopmuştu. Suratına baksanıza, hayalet gibi. Hayır, dedim kuru bir sesle. İyiyim ben. O zaman saklambaç oynamamızdan da rahatsız olmayacaksın. Öyle mi? Eğlenceli olacak bence, diye yalan söyledim. Başağın ağzına sakız olmak istemiyordum. Ediz dikkatle bana bakıyordu. Neden bir bahane bulup beni çadıra sokmuyordu ki? Bu kadar umursamaz olması sinirimi bozuyordu. Canım arkadaşım, Doğan benim, diyebilirsin ya. Bunda kötü bir şey yok. Böyle sürekli bir böyle rota çizmeye gerek yok. Direkt evet, korktum, oynamak istemiyorum, ben çadıra gideceğim, size iyi eğlenceler diyebilirsin. Bunda seni onları kötü gösterecek bir şey yok ki bunda yani. Başak ne düşünürse düşünsün. Hiç böyle yaşanmaz zaten. Hani. Ebe Kutay seçiliyor. Doğa tek başına başarabileceğini kanıtlamak istediği için hem Ediz'le gitmiyor, Ebe de Kutay olduğu için Kutay'ın yanına da gidemiyor. Sonra yani gecenin karanlığında ormanda ilerliyor. Allah'ım, bu kadar saçma bir fikir olabilir mi gece karanlığında? Hocalar buna asla izin vermez. Hani ne kadar ısrar edilirse edilsin. Ve bence kimse de bunu oynamak istemez. Çünkü orman, ben ormanda bir kere kayboldum gün ışığında. O kadar korkunç bir histi ki. Gece asla yapılmayacak bir şey bu. Manyak mısınız yani, saçmalamayın. Sonra işte doğa korkuyor, böyle bayağı ilerliyor. Sonra ama işte pes etmek yok deyip daha da ilerliyor. Böyle milletten iyice uzaklaşıyor yani. Tamam, kimse, Allah bile bulamayacak seni doğa. Geri dönmeye başlıyor aynı geldiği yerden. Ama işte gittiği süre kadar ilerlese de kamp ateşini göremiyor yani. Kayboluyor bir kez daha. Ta ki ileride bir karartı görene kadar. Şaşkınlıkla karaltıya baktım. Bir insandı bu. Siyahlar içinde bir erkek. Ediz, diye sordum ama cevap gelmedi. Oysa bugün siyah giyinen bir tek Ediz vardı. Ediz hiç komik değil. Bunun hesabını ona soracakmışım. Şimdi içimden bir ses buradan uzaklaşmamı söylüyordu. Ben sağa doğru yürümeye başlayınca Ediz de benimle birlikte sağa yürüdü. Ediz hiç komik değil. Beni korkutuyorsun. Cidden bu tür şeylerden çok korkarım. Ama ben durmama rağmen Ediz yürümeye devam etti ve gözden kayboldu. Zar zor yutkunup etrafa bakın. Ay, çok korkuyorum. Okurken korktum ben de be. Yanlış tahmin, Şahmeran. Arkamda hissettiğim ses boğazımda yankılanan çığlıkı son bulurken sanırım sesim bütün ormanda yankılanmış olmalıydı. Amacım sadece sizi takip etmekti ama seninle oynamak birden çok eğlenceli göründü bana. Okulda gördüğüm adamdı bu. Bu kadar korkma Şahmeran. Gerçekten eğlencelisin. Deli misin sen? Ne istiyorsun benden? Sana yardım falan etmeyeceğim. Farkındayım ama seni ikna etmek için çok iyi yöntemlerim var. Titreyen ellerimle onu itip koşmaya başladım. Nereye gittiğimi bile bilmiyordum. Neyse ki bir süre sonra sesler duymaya başladım. Hepsi bağırıyordu. Bana sesleniyordu. Egemen Yeliz, Sıla, Kutay, Gökalp, öğretmenler başa gelir. Nasıl ayırt ediyorsa mükemmel doğamız kulağıyla tüm sesleri ayırt ediyor teker. Sonra Ediz'in sesini böyle targetlayıp ona koşuyor ve kendisini Ediz'in kollarına atıyor. Ağlamaya başlıyor. O buradaydı. Okuldaki adam Ediz benden ne istiyor? Beni bataklığa çekme demiştim. Bu adam bunları nasıl buldu ya? Gerçekten şuraya bir supernatural kartı mı eklesek olabilir bu arada? Yani hiç gerçekçi gelmiyor. Hani şu kampa gittiğini nasıl öğrendi de doğayı nasıl buldu yani? Doğa bile artık balta girmemiş kısımlarındayken ormanın. Başağın bile endişelendiğini gördüm. Biri bana şekerli su içirdi. Egemen, ben Ediz'in kucağındayken çenemi okşarken korktuğunu söyleseydin ya, anlatmazdım öyle şeyler. Benim aptallığım işte. Ediz çok düşünceli görünüyordu. Bir zahmet abla yani. Bir süre sonra sakinleştim. Özellikle Gökalp beni güldürmeyi iyi biliyordu. Yaklaşık bir saat sonra da olay unutuldu. Niye ya kızım? Ben var ya, ben olsam bir saatime bir hafta bunun travması yaşamıştım. Beni psych ward'a göndermemiz gerekiyordu. Böyle hocalar çağırıyor, sonra işte hocayı takip ediyorlar. Eline uçan balondan veriyor. Yakıyorsun altın, uçuyor ya. Herkesin elinde bir balon vardı. Hani şu yolcu balonları var ya, ateş yaksana. Onlar gibiydi. Bunlarla birer dilek dileyecektik.
tam zamanı gerçekten. Allah'ım keşke bunu 1,5 saat önce yapsaydı da Doğa. Böyle korkunç adamların seni takip etmemesini dileseydim. İlk bırakan Ediz olmuştu. Doğa da dileğini diliyor ve diğerleri birlikte balonu bırakıyor. Bu arada bence böyle büyük konuşmak istemiyorum ama bence The Vampire Diaries'in dilek sahnesinden sonra inspired olunan bir sahne. Direkt aklıma Elena, Stefan falan canlanıyor. Berbat bir gün olsa da garip bir şekilde tuttuğum dilek yüzünden kendimi huzurlu hissetmiştim. Doğan'ın dileğini merak ediyor musunuz? Çünkü öğreneceğiz. Ediz'i durdurdum. Ne diledin? Bir şey dilemedim tabii ki. Bu tür saçmalıklara inanmıyorum. Benim dileğimi duymak ister misin? Dalga geçme ama o psikopat adamdan çok anlatılan hikayeden korkuyorum. Birinin yanında uyuyabilmeyi diledim o yüzden. Sonra bundan sonrasını kendi kendine düşünüyor. Aslında bundan sonra hep Ediz'le uyuyabilmeyi dilemiştim. Avukatın oğlu hukuk bölümünde okuyor. Tanımıyoruz. Tanımakta gerek yok yani. Tanımıyorum. Hatırlat kimmiş o? Serhat dediğin kişi yayın sahibi zaten şu an kendisi başı ağrıdığı için uyuyor. O yüzden tanımıyoruz dediğin kişiyi. Tam Doğa Güngör'lük bir dilek. Ama hayır, uyuyamazsın. Hadi başka kapıya. Kutay'ın çadırına gideyim madem. Doğa'yı kıskandığı için tabii ki aynı çadıra gidiyorlar. Çadırın fermuarını kapattı. Bana ölümcül bakışlar attı ama sonra da durulup uzandı ve bana sırtını döndü. Ben de sırtımı döndüm ama bilerek omzumu ona çarptım. Birlikte uyuyorlar yani. Dilek balonları o kadar da saçma değilmiş bence. Doğa, keşke 5 gram beynin olsaydı da eve gitmeyi dileseydin. Bu kitap beni çok etkiliyor. Bir bölüm bu kadar uzun sürebilir mi ya? Güya hani Doğa'ya crush'ı olan, aşık olan Kutay. Kız böyle korkunç travmalar yaşayınca hiçbir tepki vermedi. Çok battı bu durum bana. Kutay nerede yani bölüm boyunca? O adamın doğaları takip edebilmesi çok çok supernatural geliyor bana. Ayrıca Doğa'nın Ediz'le uyumaya bu kadar meyilli olması. İlk gün tabiri seni yerden yere vurdu, attı, etti, kırdı yani milletin içine rezil etti. Başka şehire götürdü. Soğuktan donmanın sebep oluyordu. Ya alışmasını geçtim, birlikte uyumasına bile izin vermemesi lazım. Hani bilmiyorum, ben mi çok gururluyum bilmiyorum bu konuda ama böyle bir isteğim olsa bile hani onunla birlikte uyumayı istesem bile gururuma yediremezdim gerçekten. Neyse diğer bölüme. Şekeri getirmeyi unuttum. Bunda çay yapacağım şimdi. Çünkü sesim bayağı bir zorlandı. Ediz'i kaldıramadım. Winter Dream diye bir şey iş yerinden getirdim. Aslında paketini açıp içmeyi unuttum sonra iş yerinde ve bu 2-3 haftadır falan kalem kutumda. Bilmiyorum yani bozulmaması lazım diye bir düşünce yapım var. Neyse eğer video biterse bilin ki zehirlendim ve o kadar yani. Hayır şuna bak kocaman. Rainer nerede? Rainer biraz çökmüş durumda. Onu tamir etmemiz lazım yakında. Çok üzücü bir foundation içinde. Sağlığı pek iyi değil. Beddualarınız biliyorum onu sevmiyorsunuz ama beddualarınız tutuyor. Umarım sizi mutlu eder. 18. bölüm çıplak. Doğa kitap alışverişi yapıyor. Hani Ediz bir odayı ona kütüphane yapması için izin vermişti ya. O yüzden kitap satın alıyor. Kaç tane aldığını bilmiyorum ama 140 lira tutuyor toplam fiyatı. Bu biraz üzücü. Çünkü böyle 140 lira tuttuysa o zamanla böyle bir sürü kitap aldığına eminim. Şu anda 140 liraya kaç tane kitap alabilirsin? Ediz Doğa'ya bir telefon vermiş. Aradığında aç diye. Doğa da inatla açmıyor telefonu. Yani bilmiyorum, biraz bold bir assumption yapacağım şu anda ama Doğa'nın bu böyle Ediz'i teaselemek değil de böyle irite etmesi, bilerek böyle huysuzluk yapması, mesela buradaki gibi telefonu bilerek açmaması gibi bana biraz şey gibi geliyor. Bu tamamen kişisel bir düşüncem. Doğrudur, değildir. Böyle sanki Doğa Ediz sinirlensin, bu sinirini Doğa'ya çıkartırken yakınlaşsınlar. Hani bu yakınlaşma olsun, biz bunu görelim diye. Gibi geliyor bana. İçimde garip bir sıkıntı vardı. Keyfim yoktu ve buzdan duvarlarımın üstüne oturmuş bana dik dik bakan diğer duayla tartışıyordum. Ay geldi yine Game of Thrones'taki buzdan duvar. Burada kalmaya devam ettiğim her saniye Ediz ve onunla ilgili alışkanlıklarım tenime işliyordu. Doğayı ne rahatsız ediyor biliyor musunuz? Şok olacaksınız. Umay'ı düşünüyor. Ben dedim ki niye düşünüyor hani bu durumda? Umay ne alaka yani diye. Ediz Umay'ın sevgilisiydi. En azından Umay'a soracak olursanız öyleydi. Ediz'e karşı ne hissettiğini oturup boylu boyunca konuşmamıştık. Ya burada biraz şey hissettim ben. Böyle hani Ediz'e karşı bir yakınlık besliyor ya Doğa. Umay'ın bunu rahatsız edeceğini düşünecekmiş gibi. Ama Umay'la Ediz sevgili. Umay sorsan böyle düşünmez tabii ki kız yani. Ne alakası var? Kandırılmış sonuçta Umay. Niye sevgilim gibi düşünsün? Neyse sonra Doğa böyle bir ani bir kararla Umay'ı arıyor Ediz'in verdiği telefonla. İşte Umay da telefonu açıyor.
Ama işte Doğa konuşamıyor, işte telefonu kapatıyor. İşte ağlamaya başlıyor hatta. Biriyle çarpışıyor Doğa yolda ve bilin bakalım kim bu yani. Supernatural kartını ekleyelim bu bölümden sonra. Bu kadar üst üste nasıl olabilir çünkü böyle şeyler? Ediz'le karşılaşıyor. Oymuş meğersem çarptığı kişi. Aradığımda mutlaka açmanı söylememiş miydim sana? Söyledin. Ama ben açacağımı söylemedim. Ben ya, bu gerçekten benimdir. Öyle bir lüksün olduğunu mu sanıyorsun? Ne istiyorsun Ediz? Ağladın mı sen? Sorun ne? Böyle. Siyah bir takım elbise giymişti. Koyu gri bir kravat takmıştı ve o kadar resmi görünüyordu ki. Telefonunu açsaydın kendine bir elbise almanı söyleyip kapatacaktım. Önemli bir işim vardı. Senin yüzünden buraya gelmek zorunda kaldım. Doğa'yı bence kendi başına asla elbise almaya göndermezdi. Mutlaka gelirdi Ediz. Yani Doğa'nın zevkine güvenmezdi asla yani. O zaman böyle bir şey olamaz. Ne elbisesi? Doğum günü partin var. Benim doğum günüm yakın bir zamanda değil ki. Ediz bana kendimi aptal gibi hissetmemi sağlayan bakış attı. Zaten senin hakiki doğum gününü kutlamak gibi derdim yok. Sahte bir parti olacak. Oraya davet edeceğim birkaç kişi için bahane. O yüzden iyi hazırlanmanı istiyorum. Gerçekten ben yoruldum. Doğa ile Ediz yorulmadı bu alışveriş merkezlerinde AVM date yapmaktan. Bir... Her güne bir etkinlik şart mıdır? Ediz işte Doğa'ya elbise beğeniyor ve onu işte fırlatıyor böyle taşıması için. Doğa da bir tane elbise beğeniyor. Ben de bunu denemek istiyorum diyor. İşte kesin berbattır. İyi, dene bakalım. Zaman kaybından başka bir şey değil ya. Neyse. Tamamen özgüven kırmadır bu ya. Manyak herif. Doğa elbiseleri deniyor. Ne olur ilerlesin artık, şu Kutay konusu ilerlemiyor asla. Neyse işte Doğa bir sürü elbise deniyor. Hiçbirini beğenmiyorlar falan. Sonra işte Doğa diyor ki, bence senin benim elbisemden daha büyük bir problemin var. Telefonun son aranan numaralarına bakar mısın? Doğa geri kabine giriyor. Kendi seçtiğin elbiseyi giyer misin? Ne yaptığımı anlamadın mı? Ankara'yı aradım. Kendi seçtiğin elbiseyi giyer misin Doğa? Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım ben korkuyorum şu manyaktan. Sonra kendi beğendiği elbiseyi giyiyor. Kabinden çıktım ve Ediz'in karşısına gittim. Gözleri buz gibiydi. Denemek için giydiğim topuklu ayakkabı da aynı boydaydık. Yüzü yüzüme çok yakındı. Elleri saçlarıma dokundu ve sırtımı kapatan saçlarımı önüme gitti. Sana ne yaptığımı anlat. Ne yapıyorsun? Aynaya baktığımda göz göze geldik. Dışarıdan bakınca gelecek hayali kuran bir çift gibi... Dışarıdan bakmayalım. Ne olur size dışarıdan bakmayalım artık. Buna da bir kart ekleyelim. Dışarıdan bakınca çift gibi gözüküyor. Ne yapayım yani? Beni değiştiriyorsun. Örnek ver. Sen beni ve ailemi öldürmek istiyorsun. Ama ben seninle uyuyorum. Şu ateşli görüntüne rağmen çok safsın. Taf kızlar genellikle şeker. Tadından yenmeyen tipler oluyor ama sen öyle biri de değilsin. Ya Allah aşkına. O kadar kalıplaştırma var ki. Saf kızlar genelde şeker, tadından yenmeyendir oluyor. Abi gerçek hayat böyle değil ya, gerçekten değil yani. Böyle bir saftır, değildir, böyle bir... Öyle ayrılmıyor insanlar. Böyle bir şey yok gerçek dünyada. Zihnim kurduğu cümlenin ateşli kısmına takılıp kalmıştım. Klasik Doğa, başka nereye takılacak yani bu kadar dediği şey içinde. Beni ateşli mi buluyordu? Senin nasıl değiştirdiğimi anlatır mısın? Ediz, bana iyice bak. Şu an gördüğün kız senin kaçırdığın kız mı? O gece namluyu uzattığın kız yerinde duruyor mu sence? Atalay için savaşan kız duruyor mu? Seni bir alışkanlık haline getirdim. Yani bence Doğa burada birazcık bir itiraf ediyor yani. Atalay için savaşan kız duruyor mu? Yani ailesi için değil de kendi için mi duruyor tamamen? Yani bunu buradan, daha buradan bu noktada kabullenmemiz mi lazım? Ediz sonra Doğa'yı kabine çekiyor. Seninle uyudum diye bir şeyler değişmedi Doğa. Ben hala seni öldürmek istiyorum ve sen hala bir kurbansın. Bunu farklı açılardan yorumlaman da tam sana göre bir şey. Bir hareketin içine bir duygu veya kendini suçlayacak bir pürüz bulmak zorunda değilsin. Ben bu değilim. Bu elbiseler bana göre değil. Geziler, partiler, kolej hayatı, bu lüks yaşam. Saf. Sen hala o kaçırdığım kız bana değil. Seninle ilgilenecek birine ihtiyacım var. Bana ihtiyacın nasıl olur biliyor musun? Hay Allah'ım, bismillahirrahmanirrahim, yeter artık gerçekten. İşte Doğan'ın dudağına çok yakın bir yeri öpmeye başlıyormuş. Sana öyle güzel şeyler yaşatırdım ki benimle kalmak adına her şeyi silip atardın. Bu mu yani? Gerçekten bu mu? Kızın aile değerleri var, annesine olan sevgisi var. Niye her şeyi silip attın? Yine melek yani, Ediz'in güzelliğine çıkıyor bu tamamen. Ediz dur. Senden isteyebileceklerimin farkındasın. Değil mi? Senden alabileceklerimin farkındasın. Gitmene izin vermeyeceğim Doğa. Benimlesin. Onu itmeye çalıştım ama yerinden kımıldamadı. Beni rahat bırak artık. Kafamı karıştırmayı kes. Bileklerimden sertçe tuttu. Benimle olmanı istiyorsan benimlesin. Benimle öpüşmeni istersem öpüşeceksin. Seninle yatmak istersen yatağıma gireceksin. Bana ihtiyaç duyduğunu sanma. Beni kabullen. Ben artık hayatının merkezindeyim. Artık sen diye bir kavram yok. Niye böylesin? Beni böyle olmaya mecbur ettiler. Ve benim için artık geri dönüş yok. Benim ellerimde kan var. Öldürürken cennetin yasak duygularını hissettiklerimin kanı. Okey, edebiyata girdik. Ben buyum Doğa. Ay ne kadar korkunç cümleler ya. Ya insanın öz saygısını, kimliğini tamamen manipüle ediyor Doğa'dan.
Umay'ı aradım ama sadece sesini dinledim. Lütfen artık bunun intikamını almaya çalışma. Ağlamandan nefret ediyorum. Senin masumluğun bile beni bu karanlıktan çıkaramaz artık. Niye çıkarsın ki zaten? Hani çıkarabiliyorsa bile niye çıkarsın? Doğan'ın Ediz'i kurtarmak gibi bir görevi, bir sorumluluğu yok. Ediz'in tutarsız kişiliği bir anda böyle bir switch yaşıyor ve böyle tüm olay unutulup gidiliyor. Asla böyle sanki hiç yaşanmamış gibi. Dediğimiş bu elbiseyi alıyoruz diyor. Doğan'ın seçtiği elbiseyi alıyorlar. Yağmur yağıyormuş ama Doğa yürüyerek gideceğim ben diyor Ediz arabada. Benimle öpüşeceksin, yatacaksın demesinden çok benim ilgiye muhtaç olduğumu yüzüme vurması canımı yakmıştı. Abi ben bunları okurken inanamıyorum gerçekten. Artık öyle bir noktadayım ki teker teker yorum bile yapamıyorum. Buzdan duvarlarımın bir kısmını aşmasına izin vermiştim. Dahası belki de artık buzdan duvar diye bir şey kalmamıştı ortada. Artık yıkmaya başladığı şey buzlar değil. Bilmiyorum belki de. Doğa işte yürümeye başlıyor ama Ediz de kornaya basıyormuş. İçimde bir yerlerde bir başka Doğa zıplayarak el çırpıyor. Ediz'in peşimizden geldiğini seviniyordu. O kadar şu anda manik bir durumda ki, obsesif bir durumda. Yani şu anda gerçekten artık hastalık seviyesine geldik kesinlikle bence. Yani böyle düşünmek çok sağlıksız. Nasıl olabilir bu? Ediz de arabadan çıkıyor sonra. Senin derdin ne bugün? Sabahtan beri bir garipsin. Umay'ı arıyorsun ama yerini söylemiyorsun. Belki de söyledin ama beni oyalamaya çalışıyorsun. Sorun ne kızım? Sorun sensin. Sen. Bana söylediğin onca şeye rağmen senin için üzülüyor olmam. Ellerimi enseme götürdüm ve ağlamaklı bir şekilde güldüm. Seni asla öpmem. Seninle asla yatmam. Duydun mu? Baban için sana üzülüyorum diye itiraf ettim. Haklı olduğunu biliyorum. Ben olsam ne yapardım diye düşünüyorum ama benim bir babam bile yok. Çok iyi biliyorsun değil mi? Benim kimsem yok. Sorun bu mu yani? Sorun benimle huzurlu bir şekilde uyuyabilmem, benim için üzülmem mi? Sorun bu çelişki. Babam gibisin. Beni hep çelişkide bırakıyorsun. Tüm yaptıklarına rağmen seni anlayıp sevmeye çalışmak mı yoksa nefret etmek mi? Sevmek mi? Senin söylediğin gibi beni seven, ilgilenen biri olmaması bende o duyguların olmadığı anlamına gelmiyor. Bana yaptıkların. Sen bir zavallısın Ediz. Bu konuşma da ne şimdi? Zavallı olan ben miyim Doğa? Yoksa sen misin? Ben senin gibi nefretin arkasına saklanmıyorum. Seni ayakta tutan nefret. Sevgiden bahsediyorsun ama sen sevmek nedir gerçekten biliyor musun? Ben nefretin arkasına saklanıyor olabilirim ama sen nefretin ta kendisisin. O zaman ben yoksam sen bir hiç. Senin hissettiğin tek şey benim. Seçtiğin tek yol ve seni ayakta tutan tek şey. Ediz Doğa'yı üzmeyi bırakacak mı? Ediz Doğa'yı üzmeyi bırakacak mı? Ediz Doğa'yı üzmeyi bırakacak mı? Hayır, Ediz Doğa'yı üzmeyi şu an bırakmıyor. Bunu aklından çıkarma. Bir an önce eve gidip ütü yapman gerekiyor. Allah'ım ya. Yarın işe gideceğim ve sesim kısılmış olarak gideceğim net bir şekilde yani. Doğan'ın böyle şeyler düşündüğünü ben bile bilmiyordum ve Doğan'ın perspektifinden okuduğum için bunu bilmemek çok garip geliyor bana. Sonra bunlar ütü yapacakları için eve gidiyorlar. Konu yine dağılıyor ve yine bir sonuca varmadan bu hikaye devam ediyor. Aslında devam bile etmiyor ama arabada Madonna'nın Beautiful Killer şarkısı çalmaya başlıyor. Doğa da şok oluyor tabii. Ediz de böyle dalga geçiyor işte. Sen güzel bir katilsin, kendine zarar versen asla ölmezsin. Madonna bana söylemen için sana şarkı yazmış. Kes sesini diye homurdandım. Yağmur yağıyor ya böyle eve gidiyorlar bir bakıyorlar evin kapısının önünde ıslanan biri var. Kutay. Abi ne yapıyor çocuk orada, manyak manyak. Mutlaka arabayla gelmiş. O kadar yarış yapıyor çocuk. Abi niye çocuk dışarıda ıslansın? Arabasında bekler gelmenizi yani. Kutay? Doğa? Neredeydin? Yarınki sınav için fizik notlarını istemiştin ya. Özür dilerim ya, aklımdan çıkmış. İçeri gelsene, sıcak bir şeyler vereyim sana. Sonra işte içeri giriyorlar. Ay çok gereksiz sahneler. Direkt geçmek istiyor bir yanım ama bilmenizi de istiyorum çünkü çok korkunç. Doğa yukarı çıkıyor. Kutay'a Ediz'in tişörtünü alacak ama Ediz tabii ki üstünü değiştirme süreci ne olduğu için hani tişörtü yok. Ki Ediz tişörtünün Kutay'a gitmesini istemiyor. O yüzden böyle çekiştirmeye başlıyor. Doğa çekiştiriyor, Ediz çekiştiriyor, Doğa çekiştiriyor, Ediz çekiştiriyor. Ediz sertçe çekince Doğa da bırakmıyor. Ediz düşüyorlar. Ediz yatağa düşüyor. Doğa da Ediz'in üstüne düşüyor. Abla ne kadar garip garip olaylar ya. Buna rağmen çok güzeldi. Yağmur kokusuyla karışmış parfümü burnuma, çıplak göğsündeki kaslarda avuçlarım içini dolduruyordu ve gerildiğim terimin altında hissedebiliyordum. Hızla üstünden kalktım. Doğa tişörtü alıp Kutay'a veriyor. Belli bir saate kadar Kutay'la oturup salonda ders çalıştık. Abi ne demek bu belli bir saate kadar? Kutay gidiyor. Sonra Ediz uyumaya gidiyor. Doğa da Ediz'e ütü yapıyor. Aa işim gücüm yok. Beni kaçıran kişiye ütü mü yapacağım bir de? Ertesi gün okul olaysız geçti. Fizik sınavına girdik. Sonra Ediz beni okula adeta sürükleyerek götürdü. Cümlenin alakasızlığı bölümde. Çünkü bugün benim doğum günümde. Pardon, sahte doğum günüm. Günlüğünü okuyormuşuz gibi dönüştü bir. Evde kutlayacağını sanıyordum ama Ediz sahil kenarında bir kafe kiralamıştı. Ay iğrenç. İğrenç. Doğa elbisesini giyiyor, hazırlanacak ya partiye. Ediz de görünce diyor ki bu gece dikkat et, erkekler dişlerini geçirmesinler sana. Kendimi korurum. Göreceğiz. Ediz yardımıma koşacak diye bekleme sakın. Taciz etseler dönüp bakmam. Evet çünkü Ediz yani gerçekten
aferin sana. Yani intikam için dönüp bakmamak ne demek sırf böyle bir iddialı elbise giydi diye. Kim olduğu önemli değil. Dönüp bakmam ne demek bu duruma? Edith'in elinde bir tane kutu varmış. Hediye kutusu. Doğada böyle aşırı seviniyor. Böyle bir havalara uçuyor. Böyle modu çok yükseliyor işte böyle de. Ne o? Çok mu sevindin? Daha önce kimse benim için böyle bir şey yapmamıştı. Kendi çıkarım için olsa da teşekkür ederim. Neyse yani daha kutuyu açmıyoruz ama doğum gününde göreceğiz. Kafeye geliyorlar işte kalabalıklaşmaya başlamış bile. Her yer ışıklandırılmış ve o kadar güzel görünüyordu ki. DJ vardı ve ortam kelimenin tam anlamıyla yıkılıyordu. Benim betimlemeler ya. İşte sonra Beautiful Killer şarkısını açıyor DJ Edith'in isteğiyle. Kusacağım birazdan. İyi eğlenceler doğum günü kızı. Herkes doğum günümü kutluyor, benimle tanışıyor, iltifat ediyordu. Artık ilgiden bayılacak bir noktaya geldi. Bizimkilerin masasına gitmiştim bile. Gökalp masada. Kızım taş gibi olmuşsun ya. Dikkat edemesinler seni. Eğer aslan olursa söyle bize. Kaslarımız yeter. Egemen ve Gökalp aynı anda kollarını kıvırıp kaslarını şişirdiler. Vallahi oracıkta öldürürdüm kendimi. Kutay beni dikkatle inceliyor. Yeliz de bana parti hakkında yorumlarını iletiyordu. Ama bu kızı çağırmana şaşırdım. Dedi birden Gökalp. Bakışlarını takip edince başağı gördüm. Edith'i seviyordum. Ben çağırmadım. Ay, çağırsam bile gelmez sanıyordum. Voleybol takımının kaptanlarını sana kaptırdı. Ne? Arkadaşlar unutmayalım. Unutamayız. Doğa voleybol takımındaydı ya, bunu unutmayalım. Biliyorum o konuya hiçbir daha gelmedik ama bu kadar bölümdür. Durun biraz daha okuyalım neymiş bakalım bu konu. Yakında Fatih Hoca seninle konuşur dedi Kutay. Başağı kaptanlıktan çıkarmış. Duyduğuma göre küplere binmiş. Eminim buraya da sorun çıkarmaya gelmiştir. Garet gecenin mahvetmesine izin verme. Voleybol takımı kaptanı mı olacaktım? Bu benim için tamamen beklenmedik bir haberdi. Abi benim için de ve tüm dünya için öyle olmalı yani. Ne yaptın da kaptan oldun ve niye Başak'ta kaptanlıktan çıkardı? Ve Doğa'yı kaptan yapacak qualification ne yani? Kız bir hafta önce okula gelmiş. Kimseyi tanımıyor. Voleybol takımını nasıl yönetecek? Yani bu ne alaka? Garip garip detaylar. Asla anlamadım. Edith niye takım elbise giydi? Diye sordu Yeliz aklımdan geçenleri okumuş gibi. Edith'in ailesi benimle ortak iş yapıyor. Şirketin yarısı Edith'e kalacak. Ailelerimiz yurt dışında ve acil bir görüşme yapması gerekiyor. Adamlar da sadece bu gece müsait. Oysa Edith buraya davet etti. Beni yalnız bırakmak istemiyor ama öyle yeni yetme gibi giymek de istemedi. Bunu nasıl uydurabilirsin ya bir şey... Edith böyle etkinlikle çok ciddiye alıyor. O yüzden triplere girip takım giydi. Bu kadar. Ya bir Feriha'ya dönüşmeye ne gerek var? Böyle güneyde mi kuzeyde mi böyle şey otellerimiz var falan diyordu ya Feriha. Ne gerek var yani? Pasta zamanı diye bağırdı Yeliz. Personların tekerlekli masayla getirdikleri pastayı görünce. Bu pasta çok güzel. Hadi Doğa hemen üfle. Doğa gidiyor. Edith de işte yanına geliyor. Diyor ki dilek dilemeyi unutma. Gözlerimi kapattım ve pastayı eğilip dileyip fısıldadım. Sonsuz mutluluk. Abi içinde olduğum durumla alakam ya. Abi Doğa kurtarılmayı dilesene arkadaşım. Mumları üflüyor. Sonra işte iyi ki doğdun şarkısı falan var mı? Sonra işte hediye vakti geliyor. İlk Edith hediyeyi veriyor. Verdiği hediye de araba anahtarı. Mini Cooper S. Ben ne diyeceğimi şaşırmıştım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Edith sırtımı sıvazlayıp yanımdan geçti. Ay işte sonra milyon tane hediye almış. O gerçekten tüm dünyadaki tüm hediyeler Doğa'ya gelmiş. Artık böyle çok yorulmuş. Sonra Kutay'la dans etmiş bir de. Yerim. Sonra işte Doğa böyle bir gözlü ucuyla Edith'i arıyor ve Edith'i böyle sarışın bir kızla Başak onunla yakınlaşırken görüyor ve Edith eğiliyor ve Başak'ı öpüyor. Doğa tabii ki şok. Yani bir anda böyle bir zaten kıskançlık yaşıyordu biliyoruz Başak'a karşı Edith'le yakınlaşınca ve bu durumdan çok etkileniyor Doğa. Hazır mısınız? Çok garip bir ama bir de ne diyeceğim size? Bu böyle adını Feriha koyunca Cansu muydu o manyak kızın adı? Cansu Feriha ile Edith'in öpüşünü ilk gördüğünde Feriha olduğunu bilmiyordu ya o sırada. Tam buna benzer bir sahne yok muydu orada da? Böyle sonra işte Doğa böyle bir anda solup gidiyor. İşte herkes çok endişeleniyor ama Doğa bir anda fırlıyor böyle ve Mini Cooper'ına biniyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Geçen bölümde bir yarış yaptık daha. Sonra bir anda Doğa arabaya binip gaza yükleniyor böyle. Çok hızlı gidiyor işte. Araba su gibi akmaya başlarken gözlerim dolmuştu bile. İşte canı çok yanıyormuş bu durumdan. Arabalar arkasından korna çalıyormuş ama umrunda değilmiş. İşte şey dikiz aynasına baktım. Bir arabanın bana dörtlüleri yakarak hızla yaklaştı. Gördüm. Bu sırada ağlıyor bir de. Abi ben ağlayarak yürüyemiyorum bile. Doğa araba kullanıp manyak hızlı super speed yapıyor yani. Araba beni sollamaya çalıştı ama Edith'in taktiğini uygulayarak ben de direksiyonu sola kırdım ve izin vermedi. Caddede başka arabalar da vardı ama umurumda değildi. Vitesi ileri atıp gaza iyice yüklendim. 18 yaşında bir de bu kız ya. Daha kaç kere araba sürdü yani. Sonra iyice yarışmaya başlıyorlar. Deli gibi böyle. Edith nasıl böyle bir şey yapardı? Madem yapacaktı başka kız mı yoktu? Neden Başak diye bağırmak istedim. Direksiyonu kırdım ve arabayı ters istikamete giden yol ile bizim olduğumuz yolu ayıran kaldırıma çıkarttım.
Evet, geldik. Bir kart daha açacağız şimdi. Araba yarışı. Neden burada böyle bir post-it'imiz var? Neden bu kadar fazla sık tekrarlanıyor bu konu? Doğa neden Formula 1 yarışçısı oldu bir anda? Doğada neden böyle bir gizli bir beceri ve yetenek var? Geçen videoda da böyle bir Allah gibi kullandı arabayı yani. Polisleri atlattı kız. Böyle şey, Doğa bir sürü yerden gidip geliyor. Böyle araba hakimiyetini, direksiyon hakimiyetini kaybedenler, küfür edenler, deli gibi bir olay yaratıyor şu anda Doğa. Turuncu araba ne yapacağımı anlamıştı ve artık daha hızlı sürüyordu arabayı. Kim dönemece daha önce girerse ondan sonrasında da önde giderdi zaten. Dönemecinin oraya kadar bir sorun yoktu ama son anda bir arabanın ışığı gözüm alınca arabanın hakimiyetini kaybettim. Tüm direksiyonu kırıyor, böyle bir anda böyle bir çarpışma sesi geliyor ama işte o mu çarptı kimle böyle bir anlamıyor. Hani yaşlı bir adam işte kapıyı açıp Doğa'yı kontrol ediyor, işte iyi misin falan diyor. Doğa kaza yapmamış ama turuncu araba, yani Doğa'nın yarıştığı kaldırıma çarpmış. Arabayı geri çıkarıp kaçmış. Kimse de bir hasar yok gibiydi. Tabii ki olmaz yani. Doğa orada mesela birini öldürmüş olsa onun sorumluluğunu kim alacak? Tabii ki burada bir şey olmaz yani. Çünkü kitap için böyle bu sahneyi geçmemiz lazım. Hastaneye götürelim seni falan derken Doğa kaçıyor arabaya. Hani kapıyı kapatıp böyle bay bay diyor herhalde yaşlı adama, bilmiyorum. Böyle vurun gidiyor. Eve gidene kadar histerik bir şekilde ağladım. Hatta arabayı doğru düzgün park etmedim bile. Üstünü full çıkartıyor. Sadece iç çamaşırları kalmış. Ne kadar ağladım bilmiyorum ama işte bir süre sonra gözyaşlarım sessiz iç çekişlere döndü. O klasik cümle olmazsa olmaz. Sonuçta Ediz geliyor. Doğa! Doğa diye bağırıyor böyle. Burada mısın? Hiçbir yerin ışığı yanmadığı için memnundum. Beni göremiyordu. Işığı açma. Doğa. Doğa. Ondan uzaklaşmaya çalıştım çünkü resmen çıplaktım. Bana adımı söylemeyi kes. Üstümde hiçbir şey yok. Çık buradan. Umurumda değil. Derdin ne senin? Başka zaman size kaza geçirecekmişsin. Ay nereden öğrendi bunu bu çocuk ya? Hani nereden öğrendi cidden bunu? Bir süre öylece durdu ve sonra iç geçirdi. Ardından bana yaklaştı. Ondan uzaklaşmıştım ama halim yoktu. Dikkatle belimi tuttu. Ardından beni kendine doğru çekti. Kucağına bir bebek gibi oturttu. Ardından ceketini omzuma koyduğunu hissettim. Bana sıkıca sarılınca teslim oldum ve sarılarak ağlamaya başladım. Ne olursa olsun, ne değişirse değişsin, yine günün sonunda kendimi burada buluyordum. Ay Allah aşkına, ben de günün sonunda kendimi burada buluyorum yani. Hep buradayız ve hep aynı yerde sayıyoruz. Bismillah. Allah'ım sen bana yardımcı ol bu kayıt olaklıma. Ne desem bu bölüme bilemedim. Yani Doğan'ın bir anda böyle Ediz'e aşık olması mı desem? Yani bilmiyorum, çok çok çabuk kabullendi gibi hissediyorum bu hislerini. Bu hislerinin olduğunu fark etmesi. Önceki Wattpad serisinde, bu seride ve ileride yapacağımız serilerde de yazım hatalarından daha çok karakterleri sanki gerçekmiş. Hani bu eylemleri yapıyorlarmış gibi eleştiriyorum. Hani işte bunu nasıl yaptın, işte neden böyle dedin ki falan tarzında. Ama bazı noktalarda işte bu kitapta da çok oluyor. Bu Doğan'ın hareketlerini o açıdan düşünemiyorum bile. Mesela Doğan'ın Ediz'le yatmaya devam edişi, hala orada güvende hissetmesi, karakteri nasıl olursa olsun geçmişidir, Ediz'in onun davranışları da Stockholm'cu. Bence yine de bu kadar safe hissettirmez, bu kadar alışamaz, bu kadar sık. Yani mantıksız geliyor bana buralar. O yüzden bir de mesela olmaya da bilir buralar. Bu mesela bu yarıştır, bu Ediz'de uyumasıdır. Buraların olmasına hiç gerek yok. Çünkü bizim hikayemizi ilerlemek için ne yapmamız lazım? Kutayı, artık ne olacaksa Kutay'la, onu da bilmiyoruz da. Doğan'ın Kutay'ı kendisine aşık etmesi lazım, değer vermesini sağlaması lazım. İlerleyelim yani, Kutay'ı geçelim artık, diğer davaları falan bakalım. Önemli olan Kutay daha küçük bir şeyse. Hani düşünsenize bu Ediz'le Doğan'ın başarılı bir şekilde tüm davalara baktığını, bir aksilik çıkmadan yolda. Yani 250 kitap mı olacak bu seri öyle? Neyse, diğer bölüme geçelim. Abim intikam uğruna insan kaçırılır mı ya, bir tavsiye versin. Nasıl bir intikam, neyin intikamı? Bu bir ilktir. Bu seri için, bu seride bir ilkimizin olması güzel geldi. Her şeyi yaptık diye düşünüyordum şu ana kadar yapabileceğimiz. Supernatural kartını da birlikte ekleyelim. Bu arada baksanız da yani. İlk bölümlerden birini izledim. Şok oldum yani. O kadar büyük bir fark var ki ilk bölümdeki tabloyla şu an arasında. Böyle şurada silahı kesmeden Supernatural kartını da buraya ekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bölüm 19, hayal kırıklığı. Yani kitap bize 19 bölümde o kadar hayal kırıklığına uğrattı ki daha ne olabilir? İsminin bu olması için bizi ne bekliyor olabilir? 300 sayfada görmediğimiz Ediz'le Doğa yine uyuyorlar yan yana ve Ediz şarkı mırıldanıyormuş Doğa'ya. İmdat, senden bir şey isteyebilir miyim? Hayır. Senin yanında sonuna kadar kendi isteğimle dururum. Sen babanın sütsüz olduğuna inanıyorsan ben de Atalay'ın kötü biri olmadığına inanıyorum. Bu olayın altında bir iş var gibi. Bunu çözmene yardım ederim ama lütfen aileme dokunma. Söz vermem Doğa. Sana güvenmek istiyorum. Ne? Bana asla güvenemezsin Doğa.
Daha yarın sabah uyanabileceğin bile kesin değil. Ben yine de sana inanmayı seçiyorum. Yani okey Doğacığım, o zaman bundan sonra başına gelecek her şey senin sorumluluğunda yani. Çünkü bu inanmayı sen seçin. Çocuk bile seni uyarıyor artık buna. Diyor ki Allah'ım ne olur Doğa bana güvenme yani. Diyor, salak mısın diyor. Pişman olacaksın bana güvendiğine. Bu iş hiç hoş bitmeyecek. Doğru diyor ki bu işin sonu iyi bitecek. Kutayı da öldürmeyeceksin. Biliyorum. Bir an önce onunla aramı yapacağım. Belki de biraz sınırlarımı gevşetmem lazım. Bir anda optimist bir ruh haline giriyor Doğa. Kopuyor yani şu anda. Seni bu işe bulaştırmamalıydım. Hayır, aksine iyi ki bulaştırdın. Eğer bunlar olmasaydı belki Atay çoktan ölmüş olacaktı. Edis tarafından. Sorumlusuna diyor bunu, iyi ki beni bulaştırdın diye. Babamın bir suçu yok. Sana ispatlayacağım. Tam ağzımı açmış itiraz edecekken Uygar'ın sesini duyunca donup kaldım. Bugün mü geleceklerdi? Aklımdan çıkmış. Allah'ım geri döndüler. Uygar ve Gece yokluklarını ben çok hissettim. Eminim siz de hissettiniz yani. Ediz, Doğa, evde misiniz? Ankara'dalarmış ilgi çekmemek için. Siz ne yaptınız? E biz Ankara'daydık öyle işte, etraf falan kolacan ettik. İşte Ankara'dan haber getirmişler. Doğa nasıl? İyi sanırım. En azından uyuyabiliyor. Sen hala uyuyamıyor musun? Daha iyi görünüyorsun. Son zamanlarda uyuyabiliyorum. İçki de içmedim. Ben ama gerçekten Doğa Ediz'in omzunda uyuyakalıyor. Doğan'ın ailesi parçalanmak üzere Ediz. Babası da iyice sinir küpüne dönmüş. Atalay zaten dağılmış durumda. Hatta istifasını vermeyi düşünüyormuş. Oğlan annesine oluyor. Ah zavallı kadın perişan. Her gün sorduruyor Doğa'dan bir iz alıp olmadığını. Arkadaş Umay da heyet raporu almış. Uzun süredir okula gitmiyor. Bunlardan bana ne? Doğa iyi bir kız Ediz. O sadece bir kız çocuğu. Onunla ne yapacağımı bilmiyorum. Dışarıdan soğuk, kibirli insanlarla arasında sırf kendini beğendiği için mesafe koyan birine benziyor mu tanıdıkça öyle biri olmadığını anladım. Yıllardır karanlık bir kuyuda yaşıyor. Ve sen bu kuyuya su dolduruyorsun. Onu boğacaksın Ediz. Sonra Ediz bir telefon araması yapıyor. Alo, benim Ediz Çağıran. Senden bir şey isteyeceğim. Derya Güngör'ü takip edebilir misin? Ne yapman gerektiğini sana mesaj atacağım. Aa, sonra okulda forma uygulamasına geçirmiş bir anda, ne alaka? Niye böyle bir konuya girdik şimdi, çok şaşırdım. Hani ne çıkacak acaba bundan, çok merak ediyorum. Ediz'i formayla görmek çok tuhaftı. Ona gerçekten çok yakışmıştı. Geldik yine ya, of. Edebiyat sınavı olduğunu söylüyor Ediz Uygar ve Gece. İşte kopya çekeriz falan diyor. Aa. İşte Gece diyor ki, ne zaman bitecek bu okul işi? Bir an önce kurtulsak şu lise saçmalığından. Doğaya bağlı. Vay. Artık adıyla da hitap ediyorsun ha. Boş muhabbetler oluyor. Tamamen geçiyorum o yüzden. Böyle arabada atışıyorlar böyle. Aa, çok az kalmış. Ay, bölümde hiçbir olay olmadı. Kesin çok kötü bir şey olacak son iki sayfada falan. Bir dakika. Gökalp geliyor. Kubilay aka. Okulun en güzel kızı. Dün ortalığı yakıyordun. Dün geceyi düşünmek istemediğim için tebessüm edip teşekkür ettim. Kopya düzenini kurduk, dedi Kutay duvara yaslanıp bana sempatik bir bakış atarken. Egemen Gökalp'in yerine geçecek, kağıtları değiştireceksiniz. Benimsin güzelim, dedi Egemen göz kırparak. Sınavdan yüz almazsan adam değilim. Koçum be, dedim gülerek sırtına vururum. Yeliz ve Egemen için bir plan kurmaya başlamıştım bile. Yarın bir şeyler yapalım mı, diye sordum onun gibi duvara yaslanıp. Forma ona da gerçekten yakışmıştı. Selahattin Paşa'lı bir zahmet. Bana çıkma teklifi mi ediyorsun? Ben mi? Hayır, ya sadece takılalım diye soruyorum. Tamam. Seni bir yere götüreceğim o zaman. Neresi? Yarın görürsün. Sonra bam diye edebiyat sınavının sınıf karması yapılıyor. Şuraya bil bakalım Doğa'yla kim aynı sırada. Yeşil gözlü, sert çeneli, sert kaslı, sert karın kasları olan Sixpack Baklava Ediz Çağıran. Kağıda ismini yazma, diye fısıldadı Ediz bana doğru eğilerek. Sonra böyle bir master's degree böyle dırırırır. Ediz tüm sınavı bitiriyor 10 dakika içinde. Yani çok hızlı bir şekilde son soruya geliyor. Dağınık yazısıyla bir cümle daha yazıp başını kaldırmadan kağıdını benim sırama koydu ve önümdeki boş kağıdı aldı. Ben şaşkınlıkla olduğum yerde kalırken korkuyla Yaren Hoca'ya baktım. Hiç bakmamıştı bile. Aaa! Benim yaşadığım şok. Doğa, Ediz, Uygar, Gece eve gidiyorlar sonra. Ve haberleri açıyor Uygar televizyonda. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan başarılı polis Atalay Güngör'ün kardeşinin de yaklaşık bir ay önce kaçırıldığı haberleri elimize ulaştı. Uygar birden uzandığı yerden doğrulurken ekrana ambulansa bindirilen birinin görüntüleri yansıdı. Atalay Güngör'ün annesi Derya Güngör yaklaşık bir saat önce silahlı bir saldırıya uğradı. Tam bilgi verilmese de öldüğü iddia ediliyor. Öldüğü iddia ediliyor ne ya? Hangi haber bülteni böyle konuşuyor? Durumu kritik derler. Yaşam mücadelesi devam ediyor. Bunu derler direkt. Öldüğü iddia ediliyor. Ne yapayım ya? Elimdeki bardak. Hayır Emine. Kimle ilgili konuşmamızı bir yer al. Uygar bana dehşet dolu gözlerle bakarken
Cam kırıkların üzerine bir adım geriledim ve zar zor yutkundum. O sırada evin kapısı açıldı ve eve Ediz geldi. Ediz ne yaptın sen? Ne yapmışım? Sen bana güvenme demişti. Hayal kırıklığına uğrarsın. Ne oluyor? Annemi nasıl öldürürsün? Ne? Göğsüne vurdum. Bunu nasıl yaparsın? Doğa sakin ol. Senden nefret ediyorum. Seni kendi ellerimle öldüreceğim. Duydun mu? Seni kendi ellerimle öldüreceğim. Sakin olur musun? Sakin olmak mı? Annemi öldürdün sen. Annem öldü benim. Tenime batan anahtarı elinden aldım ve tepki vermesine fırsat bırakmadan dış kapıya doğru gittim. O kadar ani hareket ediyordum ki şaşkınlıktan beni engellemeye çalışmak sonradan aklına geldi. Ve siyah rafındaki silahı görünce hiç düşünmeden aldım ve Ediz'e yönlendirdim. Titreyen ellerimde silah da titriyordu. Eğer beni engellemeye çalışırsan seni öldürürüm. Sakın peşimden gelme. Ve kapıyı açıp yerin titremesini sağlayacak bir kuvvetle kapattım. Çimenlerin üstüne dizüstü çökerken gözlerim ağlamaktan şişmişti bile. Elimdeki silahı yere bıraktım. Etimi koparıyorlarmış gibi bir acıyla ağlarken en son ne zaman böyle ağladığımı düşündüm. Aslında yanıt zaten aklımın bir köşesinde duruyordu. Babam annemi aldattığında ve ben bunu bile bile anneme tek kelime edemediğimde bu kadar çok ağlamıştım. Ve artık annem yoktu. Eyvah. Kelepçe bölümüne geldik. Eyvah. Oh, bu çok kötü oldu. Çok rahatsız oldum şu andan. Neyse biz ilk önce bu bölüm hakkında... Bu bölüm hiçbir şey olmadı, inanamıyorum. Ya, bomboş bölüm yani. Hiçbir şey olmadı. Doğan'ın annesi silahlı saldırıya uğramış. Bir şey diyeyim mi? Bakın ben burada bir söylüyorum. 5 bölüm sonra Doğa yine Ediz'e güvenmeye çalışacak. Yine Ediz'e sığınacak. Ve bu yaşadıklarının hepsini unutacak. O yüzden burada diyemiyorum ki iyi oldu Doğa'ya. Sonuçta bu hani obsesif bir taraftan yaklaşıyordu Ediz'e karşı. Bundan kurtulmuş olacak artık diyemiyorum. Çünkü olmayacak yani. O zaman biz bunları niye okuduk? Neyse yani olan gerçekten Doğan'ın annesi çocuk gardiyomasının Emine'ye oldu. Üzülürsem buna üzülürüm ben. Diğer bölüme geçelim ama çok korkuyorum diğer bölümden. Yabancı serisinin belki de en akılda kalan, en etkili bölümüne geldik. Gerçekten zor bir bölüm, uzun bir bölüm ayrıca. Bu olay gelene kadar okuyalım, sonra ben zaten orada durduracağım bizi. Ki zaten kitabı okuyanlar biliyor bizi neyin beklediğini. Onlar da eminim benim kadar merak içinde bunu nasıl işleyeceğimizi. Hayırlısı. 20. bölüm kelepçe. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım hayır ya. Ne kadar kaç sayfa? 30 sayfa. Tam olarak 30 sayfa bu bölüm. Bakalım bizi ne bekliyor. Şimdi biliyorsunuz en son Doğan'ın annesinin vurulduğu haberini aldık. Ediz'in öldürttüğünü düşünüyoruz. Klasik kavga etmeye devam ediyorlar. Tabii yani Doğa bu sefer birazcık sinirlenmekte haklı. Çünkü annesinin ölüm döşeğinde olduğu haberini öğrendi. Ama Ediz de mesela Doğan'ın bağırmasına sinirleniyor. İşte böyle istediğim an istediği bir şey yaparım ama bunu ben yapmadım triplerinde. Yani kız annesinin öldüğünü düşünüyor ve senin öldürttüğünü düşünüyor doğal olarak. Başka kim yapacak bunu yani? Sen burada niye sinirleniyorsun? İşte sonra bir telefon geliyor. Ediz'e bilgi, information veriyor. Omzundan ve karnından vurulduğunu söylüyor Ediz'de. Ameliyat sırasında kalbi durmuş ama hayatı döndürmüşler. Hayati tehlikesi sürse de hayattaymış. Yani bayağı aslında korkunç bir olay yani. Hiç de rahatlatıcı bir haber değil. Ben ameliyat sırasında kalbimi durmuş olurdum direkt ve oradan sonra bir daha toparlayamazdım. Kim yapmış? Ben yaptım. Kim olacak? Az önce etiketi basmıştın üzerime. Şimdi ne oldu? Kim yapmışmış? Doğa, defol git odana. Arkasını dönüp merdivenlere yöneldi. Alttan al, dedi gece sessizce. Alttan mı alayım? Neye sinirleniyor ki? Olan hep bana oluyor ama hep o sinirli. Hep o bağırıyor, hep o zarar veriyor. Çok doğru. Sinirli değil, sadece gergin. Ediz sinirli olduğunda susar. Yani gerçekten edebiyat yapmanın vakti mi burada? Ay sonra Ediz'in işte... Uygar'la gece de böyle doğa şey anlatıyor işte. Ediz üzüldü çünkü anne konusunda ona inanmadın. Başka kimseyi böyle ikna etmeye çalışırken görmedin. Bu soft spotudur anne konusu. Ediz'e nasıl inanmazsın? Doğa diyor ki amacım onu üzmek değil de. Sen ne yapacaksın Doğa? Üz yani amacın o olsun. İşte Doğa sonra Ediz'in odasına gidiyor. Ailemle görüştürebilir misin diyor beni. Emin olmam lazım, duymam lazım diyor. Ediz de asla olmaz böyle bir şey diyor doğal olarak. Ben de niye böyle sevinecektim az da. Doğa ile Ediz uyurken Ediz Doğan'ın fotoğrafını çekmiş annesine göndertmiş birisiyle. Keşke böyle birlikte fotoğraflar çekseydi böyle. Selfie yapıp böyle gönderseydi sonra annesine. Annesi de kopardı artık. Sonra bir telefon geliyormuş. Ediz Doğa'ya Deniz'le gideceklerini diyor. Bir konuda bana yardım edeceksin ve ben de sana ufak bir ödül vereceğim diyor. Okey. Ne yapacağım diyor Doğa da. Sadece yanımda duracaksın. Neye yardım edeceğini söylemeyeceğim. Var mısın yok musun? Sanki bir seçeneği var Doğa'nın. Her türlü biliyoruz ki Ediz onu çekiştire çekiştire Doğa'yı mutlaka yanında götürecek. Bizim yeni aldığı Mercedes'in yanına geldiğimizde.
Çocuk markete gidip Mercedes almış gibi bu bilgiyi böyle araya sızdırmaları. Ne ara aldı bunu? Kimden aldı? Sonuçta arabaya biniyorlar. Neden denize gidiyoruz? Orada dedemin at çiftliği var. Deden mi? Onunla görüşmediğinizi sanıyordum. Babamla konuşmaması benimle konuşmadığı anlamına gelmiyor. Çağıran holding ona ait ve oldukça yüklü miktarda para kazanıyor. Babam ölmeden önce onunla görüşüp görüşmemek umurumda bile değildi ama bu işe girerken paraya ihtiyacım olacağını biliyordum. O yüzden sadece para kaynağım olsun diye onunla iletişim halindeyim. Onunla mı buluşacaksın? Onunla asla yüz yüze görüşmem. Çiftlikte şu an kimse yok. Ben başka biri için gidiyorum oraya. Ne olduğunu sorsam? Sorduğunda kalırsın Doğa. Sonra Edis sürüyor. Doğa da uyuyacak ama uyuması için Edis'den çocukluğunu anlatmasını istiyor. Sonra Edis konuyu değiştiriyor, böyle doğayı stalkladığı zamanları anlatıyor. Düşünsenize, uyku story time'ı için karşısındaki kişi size sapıkça takip ettiği anları anlatıyor. Lisede arkadaşlarım daha evimi ziyaret etmeden önce kimse nerede yaşadığını bilmiyordu doğal olarak. Ve bu bir iki yıl boyunca ilerleyince millet böyle şey demişti, Serhat'ın aslında evi yok, işte Serhat'ın nerede yaşadığını kimse bilmiyor falan, böyle bir soru işaretiyle. Sonra bir gün bir arkadaşım gelip şey demişti, ben seni çıkışta takip ettim, evinin yerini biliyorum. Ve bu beni çok korkutmuştu. Bir iki ay mesela nasıl böyle bir şey olabilir gibi düşünmüştü ve hala böyle o sıralarda böyle acaba biri beni takip ediyor mu diye sürekli arkama bakıyordum. Mesela bu bile beni o kadar korkutmuşken Ediz'in şu an arabada Doğa'yı stalkladığı vakti anlatması ve Doğa'nın buna ne güzel bir hikaye, ben buna uyurum diye düşünmesi. Sonra Ediz Doğa'ya onu komik bulduğu anları anlatıyor. Mesela kendi ayağına takılıp insanların üstüne düşmen. Saçma. Sonra Denizli'ye gelmişler. Benzin istasyonundalar. Sabah oluyor bu arada. Herkes bizi evliliğe hazırlanan bir çift olarak görmeli. Hatay'da nasıl rol yapıyorsak burada da yapacağız ama bu biraz farklı. Nişanlıyız. Sakın yanlış bir tepki verme. Nişanlı mıyız? Bu da nereden çıktı? Bir şey diyeceğim, bu ne biliyor musunuz? Ben dedim ya, Öznur çok plot twist atmayı seviyor diye böyle dışarıdan sanki başka bir şey gibi gösteriyor sürekli Doğa'ya. İşte mesela dışarıdan bakan biri bizi kavga eden bir çift sanardı. Sıla'nın mı Yeliz'in mi işte abi kardeş gibisiniz siz falan demesi. Bu da bence ona bir katkıdır yani. Böyle şimdi nişanlı sanacak millet onları. Büyük bir kafeteryanın içine giriyorlar. Onları bir garson karşılıyor. Tarık Bey misafirleriyiz. Adam ilk başta şaşırdı, sonra kılık değiştirdi. Bir anda kılık değiştiriyormuş ona. Kılıf değiştirdi. Ah, siz Ediz Bey olmalısınız. Buyurun bu tarafta. Buyurun bu taraftan. Tarık Bey de sizi ve genç hanımefendiyi bekliyordu. Genç hanımefendi bekliyor. Sonra Tarık Bey masasına doğru gidiyorlar. Kimmiş bakalım. 40'lı yaşlarda bir adamın oturduğu masaya geldiğimizde bizi buraya getiren adam hepimizi sessizce selamlayıp yanımızdan uzaklaştı. Uzun süredir görüşmüyordum. Seni yeniden görmek çok güzel Ediz, dedi Tarık Bey. İkisi el sıkıştıktan sonra adam bana döndü ve beni açık açık inceleyerek elini uzattı. Merhaba küçük hanım. Sonunda bir kadının Ediz'in kalbini çaldığını görmek ne hoş. Aha evet. Ediz'i etkilemek zordur. Onu etkileyenin hep kendinden büyük kadınlar olduğunu sanardık. Milf çıktı Ediz'de. Sen gibi daha küçük birinin bunu başarması, evet kesinlikle etkileyici biri olmalısın. Kaşlarımı kaldırıp Ediz'e baktım. Sadece 3-4 yaş büyük kadınlar. Çok saçma. İşte evlilik ne zaman? En kısa zamanda. Muhabbetleri böyle saçma sapan. Sonra Ediz konuya giriyor. Konu neymiş bakalım ben de. Dedemin şirketin geri ihalede sana yardım isteyecektim Tarık amca diyor. İşte Doğa yakın üniversiteye başlayacak. Evlendiğimizde ona bakmam lazım. Hem artık ikimiz de değiliz. Bir kişiye daha bakmamız gerek. Doğa hamile. Bu sahne okur okumaz şu an aklıma ne geldi biliyor musunuz? Açlık Oyunları'nda Pita'nın röportaj sahnesi. Böyle şok ediyor ya herkesi. Katniss hamile diye. Biraz o aklıma geldi burayı okuyunca. Sonra Doğa tabii ki öksürük krizine giriyor işte. Ediz diyor, hayatım iyi misin? Özür dilerim. Sadece biraz şaşırdım. Hayatım, hani evlenene kadar kimseye bahsetmeyecektik? Evet evlat, bana karşı dürüst ol. Bu kızı seviyorsun, bunu görebiliyorum ama babandan kalan parayla geçinebileceğinizi de çok iyi biliyorum. Bu işin ucunda babanın intikamı gizli, değil mi? Evet. Polis işin içinde mi peki? Şu herifin annesinin öldüğünü duydum. Babanı öldüren polisin. Senin parmağın var mı? Alakam yok. Yapsam yaptım derdim. Tarık Bey düşündü. Ardından yanındaki laptop çantasından birkaç evrak çıkarıp Edis'e uzattı. Bunları bir güzel incele. Sana lazım olacak. Ayrıca tamam, akşam yanınızda olacağım. Ama ondan önce halletmem gereken işler var. Sonra adam gidiyor. Doğa ile Ediz yemek yiyorlar. Ediz'in ifadesi çok kararmış ama. Demek ki yani sevmiyor bu Tarık'ı. Bu evraklar babama ait. Yani
Babamın ölümünde payı var. Bu dosyada bahsi geçen adam babamın baktığı bir davada karşı taraftaydı. Burada uzun bir cümle var. Oha, çok uzun bir cümle hem de. Her şey babamın müvekkilinin lehineydi ama birden babamın topladığı bütün kanıtlar, yaptığı bütün araştırmanın ortadan kayboldu. Adam çok güçlü. İran ve Arabistan'da çok büyük şirketlerde ortaklığı vardı. Babam o kadar zeki hamleler yapıyordu ki adamı her seferinde köşeye sıkıştırıyordu. Her şey çok güzel giderken birden tersine döndü. Dava babamın aleyhine çevrildi. Türkiye'nin en çok aranan suçlanan biri oldu. Ve bu dosyada yazanlar o adam ile ilgili. Info dump'tan bahsediyoruz yani. Buradaki şu kadar bilgi. Belki de bu bölüm boyunca bilmemiz gereken, hani bu yemektir, olaydır, uykudur, arabadır, oraları geç aslında yazmayıp bu cümleyi dağıtsaydık bir paragraf da vermek zorunda kalmayabilirdik bilgiyi. Neden buradayız sanıyorsun? Bu geceye karşılık ailen yanımda duracak ve nişanlım rolünü yapacaksın. Bu gecenin sonunda aileni arayabilirsin. Şimdi ne yapıyoruz? Çiftliğe gideceğiz. Neyse ki çiftlik evi çok da uzak değildi. Ay hayır ya, uff. Sonra işte Ediz Doğa'yı morali düzelsin diye bir şey görmeye götürüyor. Dedesi ona at hediye etmiş. İşte onu ziyarete gidiyorlar. Okey, ilerliyor. Lütfen bölüm ilerlesin artık. Atına da Poyraz'mış. Sonra Doğa ile Ediz at biniyorlar. Ay, 10 üzeri 10 aktivite ya. Cidden. Ailemle konuşma kuruna yaptığım roleplay'ler yani. Annenin iyi olacağını düşün. Şu an özgürsün. Potansiyel katilime sarılıyorken mi? Katilim mi? Bakıyorum da beni hemen sahiplenmişsin Güngör. Yakında nüfusuma da alırım. Evet Doğa, bunu babana söylemelisin. Ve abine ve annene. Tekrar çiftliğe döndüğümüzde attığın ilk edizindi ve benim inmeme yardım etmek için elini uzattı. Elinden tutup inerken ona dikkatle baktım. O da bana bakıyordu. Ay hayır. Sonra işte Doğa diyor ki mesela babama verdiğim tepki fazla mı diyor. Babası onu dövdü ya sonuçta, o kadar insanların içinde, bir de sürekli evde, bir de o kadar kötü davranıyor. İşte bu aslında abartı bir tepki mi diyor. Ediz de işte şey diyor, ben erkek olduğum için dövülmeye okey olurdum ama mesela siz kızsınız, durum farklı. Niye farklı biliyor musun? Çünkü kızların duygusal olduğundan ötürü farklı olduğunu söylüyor. Bu canımı yakıyor. Sadece iyiliğini istiyor. Yani ben bu cümleleri okuduğumda şu SS'ler canlanıyor. İşte Özgür'ün, Doğa'nın babası daha da kötü olabilirdi. Bu affed, hani şey bu. İşte Doğa'ya bir birey olması için yardımcı oldu bu eylemler falan demesi. Korkunç. Geri dönmüşler eve. Ay hayır. Doğa için bir ekip çağrılmış. İşte onu hazırlamaya, böyle makyaj, saç, elbise. Team ya. Bu gerçekten saç, makyaj, oyuncu setinde hazırlık vakti. Tam bir böyle bir prenses bölümüdür. O hazırlıklar, at sürmedir, evdir. Ne kadar garip olaylar. Mesela bu at sürmeye gerçekten gerek var mıydı bu hikayede? Bu hikayenin gidişatını herhangi bir şekilde etkiledi mi bu? Ne giymiş bakalım? Siyah oje, mini, siyah bir elbise, uzun topuklu ayakkabıları da siyahdı. Ama ya gerçekten bu kombin için 10 kişilik ekip toplamaya değer miydi Doğa? Ediz, pardon. Yani bunu bana sorsan ben de bunu giyeceğini sana 150 sayfa önceden bile söyleyebilirdim. Ben sana işaret verdiğimde sancın gelmiş gibi yapacaksın, tamam mı? İşte Doğa da zaten hastalığından ötürü ve sancı çok yaşadığı için kendisi bunda hiç sorun olmayacağını düşünüyor. Böyle bir eventteler, aşırı kalabalık insanlar var. İşte Doğa böyle çağıranların geline. Şey gibi, Feriha Sarrafoğlu diyorlardı ya, adını Feriha koydum da hastanede öyle bir sahne vardı. Böyle evlendiklerini bilmiyordu Feriha ile Emir'in. Feriha Sarrafoğlu diye sesini alıyordu ve herkes şok böyle. Doğa lavaboya gidiyor, Tarık Bey ile karşılaşıyor. Doğa, bu ne güzellik. Merhaba. Bir sorun mu var? Rengini atmış. Biraz midem bulanıyor. Melek'te olur böyle şeyler. Ediz nerede? Bakışlarım oturduğumuz masaya Ediz'e kaydı. Bana bakıyordu ve gözleri ifadesizdi. Belli belirsiz başını salladığında sıramın geldiğini anladım. Ani bir kıvranmayla bacaklarım birbirine yapıştı ve elimi karnıma götürdüm. Doğa, iyi misin? Dedi Tarık Bey. Karnım... Ah. Ediz nerede? Bilmiyorum. Beni lavaboya götürün. Lütfen. Elini belime attı ve beni lavaboya yönlendirdi. Aklımdaki tek şey Atalay'ı aramak ve annem hakkında bilgi almaktı. Lavaboya girdiğimizde adam ne yapacağını şaşırmış bir haldeydi ama birkaç saniye sonra Ediz içeri girince rahatlamış göründü. Sancısı tuttu sanırım Ediz oğlum. Ama Ediz bana bakmadı bile. Tuvaletin kapısını kilitleyip kabinlere tek tek baktı. Kimse yoktu. Ediz en hızlı hareketleri yakalayan fotoğraf makinesini bile yakalayamayacağı bir hızla. Betimleme tarzına koptum yani. Bu ne biçim bir benzetmedir? Bana yakalar yani. Ne kadar ışık hızından bile fazla mı olacak yani? Shutter speed deniyor buna. Kameraların böyle hemen hızlı yakalaması. Bu arada yakalayamayacağı çok hızlı olay da Ediz'in Tarık Bey'e yumruk atması. Burnundan kan akmaya başladı ve sırtı lavaboya denk geldi. Ediz gerçekten çok korkutucu görünüyordu. O sahte dava dosyalarını polise veren sendin. Bulamayacağımı mı sandın? Ediz sen...
Adamın boğazına bastırdı. Kırmızıdan mora dönerken ceketin iç cebinden bir şey çıkardı. Benden saklayabileceğini mi sandın? Hepinizin ciğerini biliyorum ben. Ediz, Ediz dinle. Bıçak bir tık sesiyle ortaya çıktı. Yüzümdeki bütün kan çekilirken olduğum yerde dona kaldım. Beni öldürme, sana bilgi verebilirim. Kendim de o bilgilere ulaşırım, merak etme. Kendimi Ediz'e doğru ilerlerken buldum. Beni bir cinayete karıştırıyordu. Resmen ona yardım etmiştim. Doğacım. Arkadaşım, sen o kadar bölümün önce, ta ilk 4. bölümde mi oluyordu bu olay? Ediz'e yardım etmeyi kabul ettiğinde, ailen için olsa bile, Ediz sana söyledi babamın davalarından birer birer geçeceğiz ve ben onun sana masum olduğunu kanıtlayacağım diye. O zaten o andan beri sen Ediz'e yataklık yapıyorsun. Yani bu cinayete karışıyordum. Bu zaten kabul ettiğim bir riskti ve senin düşünmen gereken bir şeydi. Hani şey, 2 artı 2'yi bir araya getirip demeliydin ki bu çocuk katil, ben bu çocuğa yardım ediyorum. Yani demek ki biz birilerini daha öldürebiliriz. Belki de yardım etmemeliyim ve belki de Ediz bana araba verdiğinde aileme geri dönmeliydim. Ediz, Ediz dur. Lütfen bunu yapma. Ediz durmuyordu. Sadece adama yükleniyordu. Bıçaklamasına çok az kalmıştı. Bıçak adamın şah damarının üstündeydi. Bana gelecekte nasıl öleceğimi mi gösteriyorsun? Ediz'in dikkatini çekmiş gibiydim. Sana yalvarıyorum, yapma. Git başımdan. Ben bunu kaldıramam. Birinin ölümünde parmağım olursa kaldıramam. Lütfen sana yalvarıyorum, yapma. Yüzümdeki yaşları siliyordum ama yenisi geliyordu. Ediz bir anda bıçağı boynundan çekti ve yakasından tuttuğu gibi yandaki duvara çarpıp bıçağı bacağına sapladı. Bu iş burada bitmedi. Ecelin olacağım. Gölgem hep peşinde. Adam acıyı inlerken bıçağı geri çekti ve kapatıp cebine attı. Ne? Ha. Ben şey sandım. Tarık bacağındaki bıçağı çekip kapatıp bu cebine koydu sandım. Nasıl yaptı bunu bu adam bir anda? Sonra Ediz Doğa'yı bir anda çekiştiriyor. Çok korkunç bu arada ifadesi falan. İşte katil Ediz'i apaçık görebiliyordum. Ya aslında başarısız oldular ve Ediz bayağı bir pot kırdı şu anda. Hani o Tarık'la bir daha asla bir şey yapamayacak. Yani çok kötü bir pozisyonda. Planları mahvoldu ve planlarını mahveden Doğa. Allah yardımcısı olsun Doğa'nın. Geri çiftliğe geliyorlar. Zaten orada değiller miydi? Galiba bu event başka bir yerde oluyordu. Ama ben gittiklerini fark etmedim okurken. Acaba atla mı gittiler? Atla gittiklerini etkiliye çok komik olur öyle bir şey olsa. Çiftliğe giriyorlar. Beni yatak odasının olduğunu tahmin ettiğim bir odaya sokup yatağa itti ve ışıkları açtı. Ceketin cebinden telefon çıkarıp bana atınca neye uğradığını şaşırdım. Kimi arıyorsan ara ve bir daha sakın böyle bir şey isteme. Bana da seslenme, bir şey söyleme. Ben yokmuşum gibi davran. Atalay'ın numarasını girdim. Hoparlörü al ve komodine koy. Dediğini yaptığımda bir sıkıntı içimi kemirmeye başlamıştı. Efendim? Atalay? Abi benim Doğa. Doğa? Sen misin gerçekten? Benim. Çok fazla sürem yok. Annemin durumunu soracaktım. Doğa. İyi misin? Neredesin? O şerefsiz sana bir şey yaptı mı? İyiyim ben. Annem diyorum, o nasıl? Durumu iyiye gidiyor. Doğa neredesin? O şerefsiz nerede? Ben nerede olduğumu söyleyemem. Yanımda. O bu çocuğunu ver bana. Naber Atalay? Eğer ona dokunduysan seni kendi ellerimle öldürürüm. Tıpkı babana yaptığım gibi. Aa. Demek ki tamam, Atalay'ın bunu demesini unutmuştum. Bayağı aslında böyle bir tetikleyici bir şey söylüyor. Kolunda kelepçenin varlığını hissederek ölürsün. Bileğinde kalacak iz benim imzam olur. Babanı nasıl öldürdüğümü duymak ister misin? Şaşkınlıkla telefona baktı. Doğa da zaten muhtemelen şok oldu burada. Yani keşke aramasaydım diyor mudur bilmiyorum ama. Tamam, evet, şimdi bu bahsettiğim olaya geldik. 4 sayfa süren bir olay. Ben burada bir kitabı bırakayım. Şimdi ben kitabın bu kısımlarını okumayacağım. Çünkü çok kötü bir sahne. Çok durabileceğim veya canlandırmak isteyeceğim bir sahne değil. O yüzden ne canlandıracağım ne de okuyacağım bu sahneyi. Size sadece kısaca anlatacağım. Yaşaması çok kötü bir şey. Bu noktadan sonra mesela Ediz'i nasıl affedebilir? Ediz'i nasıl destekleyebilir hala insanlar? Anlayamıyorum. Hani aklım almıyor. Bu sahneden sonra mesela kitabın Ediz'i bir kere bile güzelleştirmemesi lazım. Tamamen kötü karakter rolünden anlatması lazım ama anlatmıyor. Devam edecek yani bu hikaye buradan sonra. Bu sahneden sonra bir de hikaye devam edecek. Atalay hoparlörde. Ediz sonra Doğa'yı kelepçeleyip yatağa bağlıyor. Atalay telefonda hala. Nasıl anlatsam bile, hani nasıl özetleyebilirim onu bile bilmiyorum çünkü hiçbir detaya girmek istemiyorum bu sahneyle ilgili. Ama Ediz Doğa'ya taciz, tecavüz ederken Atalay'ın dinlemesini istiyor kısacası ve işte Doğa'ya bayağı işkence çektiriyor aslında ve kıyafetlerini çıkartıyor. Doğa tabii ki inanılmaz kötü bir durumda, işte sürekli bağırıyor, işte çığlık çığlığa. Atalay da deliriyor telefonda ama sonra işte Doğa'nın kıyafetlerini çıkartıyor. Ediz işte Doğa'ya çok yakınlaşıyor falan. Sonra telefonu kapatıyor Atalay'a, işte bundan sonrası benim nimetim, bundan sonrası bana özel diye kapatıyor. Ama çok net bir şekilde, çok açık açık bu sahne anlatılıyor kitapta bayağı detaya girilerek. İşte Doğa'nın yaşadığı bu gerçekten çok kötü olay. Full gerçekçi bir
açıdan yazılsaydı, hani bu olay gerçekçi bir açıdan anlatılsaydı, bu sahne yine olabilirdi. Çünkü hani bu kadar korkunç birisi bir kişiyi kaçırdığında böyle şeyler başına gelebilir. Ama hani bunun romantik bir açıdan anlatılması, Ediz'in savunulması, affedilmesi, Ediz'in bu yaptıklarının çilesini çekmemesi, Doğan'ın Ediz'i affedebilmesi, onunla buradan sonra herhangi bir bölümde şakalaşması, böyle şeylerin olmaması, barındırmaması lazım. Hani bu nasıl bir nokta biliyor musun? Bu kitabın aslında Ediz karakteri için bence geri dönülemez bir nokta. Hani buradan sonra Ediz'i hani villain olarak, hani kitabın kötü karakteri olarak göreceksek ancak böyle bir sahne olabilirdi. Çünkü bunun bir geri dönüşü yok. Hani burada şey de diyemeyiz. Sonra Ediz telefonu kapattıktan sonra Doğan'ın ellerini çözüyor. Hani aslında bir şey yapmıyor yani. Sadece yaptığını düşünüyor ailesi. Burada bence hiçbir fark yok. Full yapsaydı da yapmasaydı da Doğan'ın psikolojisi açısından o sırada kim bilir ne kadar korkmuştur. Yani burada olayın sonuna kadar yapıp yapmaması Doğan'ın Ediz'i affedilebilir kılmasını etkilememeli. Üçüncü bölümde mi ne bahsetmiştim ya. Ediz Doğa'ya tam kötü bir şey yapacakken çekiliyor. İşte tam adamı öldürecekken çekiliyor. İşte tam bu olayda mesela. Tam yapacaktı, Doğa çok korktu. Aa tamam ama bir şey olmadı. Bunu diyoruz ya kitabı okurken. Aslında bunu demememiz lazım. Çünkü bu Ediz'in zaten yaptıkları sonuna kadar götürmemesi. Ha okey tamam ya bir şey olmadı dedirtecek olaylar değil. Bu yaşadıkları bile Doğan'ın çok kötü şeyler. Nasıl olur yani? E buradan sonra biz Ediz'i nasıl iyi bir romantize edilebilecek bir karakter olarak görürüz? Doğa tabii ki hala çığlık çığlığa yani bağırıyor işte uzak durmasını söylüyor. Kelepçeleri çıkarayım. Ne? Oyun muydu? Seni kendi ellerimle öldüreceğim. Başına gelen her şeyi hak ediyorsun. Defol git. Odadan çıktı ve beni öylece bıraktı. Ediz beni sırtımdan tutup oturttu ama bez bebek gibiydim. Üstüme bir tişört geçirdi. Kendimi o kadar boş hissediyordum ki. Keşke durmasaydı. Durmasaydı ve işi bittiği an beni öldürseydi. Kolları belime kaydı ve sarılmak üzere beni kendine çekince bedenim sanki patlama yaşıyormuş gibi tepki verdi ve onu engellemeye vurmaya başladı. Ama Ediz aldırmadı. Bana sıkıca sarılırken yüzünü boynuma saçlarımın arasına gizledi. Ben buraları da canlandırmak istemiyorum ya. Direkt anlatacağım ne olduğunu. Ediz Doğa'dan özür diliyor işte. Bana istediğini yapabilirsin diyor. Doğa da tabii ki onu vuruyor yani o sırada ama hala Ediz sarılıyor. Senden nefret ediyorum diye fısıldadım. Bu aramızdaki yeminli bir anlaşmaymış. Evet diye onayladı. Nefret ediyorsun dedi. Ama bana sarılmaktan vazgeçmedi. Bölümün burada bitiyor yani. Bu yine bir dramatik ve romantik bir cümleyle bölüm bitti bu olayın sonrasında. İlk önceki baştaki olaylara gidiyorum hemen. Doğan'ın Ediz'in soft spotu olması, hani Doğan'ı böyle öldürme onu deyip Ediz'in dinlemesi. Böyle TikTok'lar vardı. Böyle bana bak benim gözlerime bak bu sen değilsin kavga etme diye böyle lisedeki high school çiftlerini anlatan. Bana biraz öyle geliyor hani Ediz babasının intikamını o kadar istiyorsa Doğan'ı hiç düşünmemeli bence bu durumda. Direkt öldürmeli. Sonraki olaya geliyorum bu kelepçe olayına. Ediz'in özür dilemesi hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü Ediz'in bunu yapma amacı ne kadar Ediz'in karakteri böyle iğrenç olsa da amacı uğruna olan bir şey bile değildi. Hani mesela orada Tarık Bey'i öldürse tamam mı? Babasının intikamı amacı neydi? Ki Ediz bu hikayenin kötü karakteri. Benim için yazılışında öyle değil ama benim için Ediz bu hikayenin kötü karakteri. Çünkü biz Doğan'ın açısından görüyoruz ve Doğa kaçırılan taraf. Ediz amacı uğruna kötü bir şey yapabilir. Babasının intikamını alma amacıyla. Ama burada Doğa'ya yaptığı herhangi bir amacıyla yaptığı bir şey değil. Tamamen sinirlendiği için Doğa'ya bu sinirini bu şekilde çıkardı. Sonra buradan gelip o yüzden mesela özür dilerim. Niye? Ne yapayım senin özrünü bu durumda yani? Bu yaptığı iğrenç, inanılmaz korkunç olaya karşı özür dilesen ne yazar? Doğa'ya sarılsan onunla birlikte hani bana istediğini yapabilir desen ne yazar? Benim için hiçbir anlamı yok ki bunun. Doğanın içinde bir anlamı olmamalı. Yani abi böyle bir olay nasıl kaldırabilir bir insan? Daha bir gün önce annesinin öleceğini duyan bir insan. Bir ay önce kaçırılan bir insan. Çok kötü. Yani kusura bakmayın ben bu sahneyi ne canlandırabilirdim ne de böyle detaylarıyla okuyabilirdim. Çünkü biraz ağır bir bölüm. O yüzden burada bırakalım zaten video çok uzadı. Film uzunluğuna geldi zaten. Birazcık proses edelim bunu. Ben bu bölümden de ilerleyemem zaten şu anda bu mental sağlıkla. Nasıl böyle bir sahne yazılabilir? İki karakter romantize edilen bir kitapta ya. İleride affedilebilir bir hale getirebilir bu karakterleri. Ediz savunulabilir, romantize edilebilir, sevilebilir. Hani bu ne demek oluyor? Mesela Ediz'i affeden bir okuyucu için ne ifade eder? Bu gerçekten bunun boyutunu anlıyor mu bu insanlar? Evet ben bu bölümü burada bitirmek istiyorum. Daha fazla yorum yapmam gereken bir noktadayım aslında hikaye için ama gerçekten yapamam. Şu anki psikolojik durumumla yarın işe gideceğim bir de. Saat gece 1. Çok zor ya. Doğaya o kadar üzülüyorum ki kendimi onun yerine koyuyorum. Böyle bir şey yaşamak beni hayat boyu etkilerdi yani. Bu seriyi yapmak çok uzun sürüyor. İşe git.
ettiğim için de ayrıca. Bir yandan bitirmeyi çok istiyorum. Bu kitabı en azından bir kitabın sonuna gelelim. Mutlaka istiyorum. Ama bir yandan da böyle çok uzuyor. Çok yorucu oluyor. O yüzden özür dilerim. Çok uzun aralıklarla geldiği için bölüm. O kadar böyle 1,5 ay beklemek her bölümü hiç hoş bir durum değil. Ben de çok istiyorum böyle her hafta bitireyim de her hafta yeni bölüm gelsin de kitabı bitireyim de hatta ikinci, üçüncü kitabı da işleyelim. Çok istiyorum. Ama elimden geldiğince yapıyorum. Şu anki hedefim birinci kitabı bitirmek bir an önce. Tamamlayalım istiyorum yani ben de. Ama biraz uzun sürüyor. Ben de farkındayım. Ama kontrol edebileceğim bir durumda değil bu. Yani bu elimden gelen en hızlı şekilde yüklediğim hali gerçekten. Öyle. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Bakalım bir sonraki karşılaştığımızda saçım nasıl olacak? Bunlar sevgi değil. Bu tür şeyler sevgi değil. Sevgi olamaz. O yüzden lütfen böyle şeyleri kime ilettiğimize bu tür bölümler kime hitap ediyor ve bunları kim okuyor ve nasıl etkilenebilir diye düşünmek bence çok önemli. O yüzden siz kendinize çok iyi bakın lütfen. Yorumlarda konuşalım. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Değilse de paylaşmak isterseniz bana mesaj atabilirsiniz. Yorumlarda yazabilirsiniz. Sizi gerçekten çok özlüyorum. Bu zamanım o kadar değil mi? Çoğu işe gittiği için sizinle interakt etmeyi o kadar özlüyorum ki anlatamam böyle. Uyanıyorum mesela metroya biniyorum. Orada internet çekmiyorum. Metrobüste böyle bir 20 dakikalık bir metrobüse biniyorum. Mesela o sabahları 20 dakikalık metrobüste fix olarak ya mesajlara cevap veriyorum ya da yorumlara cevap veriyorum. Hani o 20 dakika mesela benim için böyle yorum cevaplama zamanı. Yani çok özlüyorum sizinle sık iletişimde olmayı. Benzer konuları konuşabileceğim insanlara sahip olmak benim için çok onurlandırıcı, gururlandırıcı bir şey. Yani hani çok mutlu ediyor beni. O yüzden tutunmak ve korumak isteyeceğim bir şey. İyi ki varsınız gerçekten. O yüzden kendinize çok iyi bakın lütfen. Bir sonraki görüşene kadar kim bilir ne zaman olur artık bilmiyorum ama gelecek o gün de mutlaka. Sizi çok seviyorum. Öyle. Sizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere.